İyi akşamlar, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Türkiye'nin programı Beyaz Futbol'da sizlerle beraberiz. Ben Ertem Şener, Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'la karşınızdayız. Bu akşam yine çok uzun bir gece yaşayacağız. Oh, oh. Ah. Bu akşam yine bitmeyecek. Sesten ve bu üzüntüden anlaşılacağı üzere Galatasaray'ın kaybetmesi sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı'yı zor ikna ettik televizyona çıkmaya. Rasim, bunu söylemek zorundayım, kusura bakma kardeşim. Ya vallahi iğneyle oynuyorum denir ya. İğneyle oynuyorum şu an. İğneyle bunu söylemek zorundayım. Galatasaray Kayseri Spor ekibi kaybetti. Şimdi ben Rasim Ozan Kütahyalı'ya geçen hafta yaşananları hatırlatmak istiyorum. Abdülkerim abi, sen mi hatırlatmak istersin? Ahmet Çakar mı hatırlatmak ister? Sinan abi mi hatırlatmak ister efendim? Ben şunu göstermek istiyorum bak. Şunu bizim muhabirimiz bizim stadımızdan aldı getirdi. Bundan böyle bu Galatasaray taraftarının sembolüdür. Biliyorsunuz yöneticimiz Cengiz Özyalçık konuşurken arkada taraftarımızın biri şunu salladı. Sonra da çok güzel şeyler söylediler. Cengiz Bey de çok kibar beyefendi davrandı. Kendisi tebrik ediyorum. Demokratik davrandı ama şu artık Galatasaray taraftarının simgesidir, simgesi. Yeter diyor artık, yeter. 20 milyon Galatasaray taraftarı yeter diyor, yeter. Ertem. Ertemciğim. Buyurun. Rasim Ozan Kütahyalı çok şanslı bir çocuk. Fenerbahçe geçen hafta Kayseri'de 4-1 mağlup olduğunda burada yaptığı rezaleti gördün. Evet. Stüdyoyu pastırmak sucuk kokuttu. Eğer şanslı diyorum şundan dolayı. Sen de getirdin mi abi? Şundan, hayır, getirmedim ben. Çünkü şundan dolayı şanslı. Dün Halil Umut Meler diye bir hakem müsveddesi Fenerbahçe'nin 2 puanını gasp edince, doğru söylüyorsun. Ben bugün neşemli yerinde olmadığı için. Doğruya doğru. Eğer doğru. Biz o penaltıyı vermese Halil Umut Meler denen hakeme benzeyen insan, ben bugün Rasim'e inan bak sucuk, salam, pastırma, mantı, Kayseri mantısı, sosis de mi? Kuyruk yağı. Kuyruk yağı neler getirecektim de fazla neşem yok. Bursa beraberliği beni yıktı. Onun için şanslı. Yalnız senden bir ricam var Ertem. Yani çok mutlu olmasam da çok sevdiğim bir Türk sineması filmi var. Lütfen o filmi bana izlet de biraz güleyim. Allah. Kayseri. Hakkı abi. Ne istiyorsa yapın. Var ya o. Bayılıyorum o filme. Biliyorum, defalarca seyrettim biliyor musun Metin Akpınar'ın. Onu lütfen Allah aşkına biraz güleyim. Çünkü neşem yapma, vallahi abi. Bak Halil Umut. Ya neler, yap ya, ne istiyorsa yap. Hakkı yapma mı? Daha o filmi yapıldım. Daha geçen hafta burada aynen bana izletmediniz. Orada söyledim mi ya, yapma diye. Yani yapma, o zaman Fenerbahçe'li taraftarlara karşı. Yaptın. Şimdi ben defa yaptım Ertem. Adaletten yara oldu. Yapma dedim diyorsun, yaptın ama bana. Tamam, yaparım. Senin bu abine acımadın. Hayır. Buna mı acımasın? Haklısın. Bu senin en doğal hakkın. Geçen hafta yapıldığı için yine yapılacak söz. Tamam. İyi, gelin. Ne yapalım, yapacak? Kayseri. Ya sen de üstüne basma. Abdülkerim abi, yapma şöyle. Ertem, Allah seni inandırsın. Sen beni tanırsın, bana inanırsın değil mi? Herhalde. Yemin ediyorum, cumartesi, yani dün Halil Umut Meler penaltıyı çaldığı andan itibaren bitkisel hayattayım. Bitkisel hayattayım. Ben ne de olur, bugün... Ne olur bu sabah akşam... Sabah bak hocamlaydık. Dedim ki 11 puan birden alacağız canım bugün dedi. 3-5 taş kaybettik. 3 başak şeyi. Bu filmi koy. Tweetleri geçin arkadaşlar. Ertem bak, yemin ediyorum dakika 88 dün akşam Halil Umut Meler penaltıyı çaldı. Bitkisel hayattayım. Kendime gelmiyorum. Lütfen bana ya bugün şu filmi, istediğim an şu filmi koyar mısın? Anca böyle biraz neşem yerine gelebilir. Yoksa dünden beri vallahi bit komadayım. Abdülkerim abi. Hatta bir film daha var. Ya. Kemal Sunal'ın, rahmetli Kemal Sunal'ın var. O var mı? Arkadaşlara söylesene. O daha komik. Ben geçerken geçeyim. Soruyorlar ya, Kayseri Galatasaray maçı ne olur Toto? Kesin. Var mı arkadaşlar? O var mı? Allah aşkına Serkan. Serkan da iyi Fenerbahçe'dir. Abdülkerim abicim. Allah aşkına onu da koy. Abdülkerim abicim. Türk filmi be oğlum. Nostalji. Rahmetli insanları anıyoruz bak. Kemal Sunal'ı. Anmayalım mı Kemal Sunal'ı? Sen bir Kemal Sunal düşmanı mısın? Biraz önce sevgili Burak abiden Sinan abiye bir video geldi. Kemal Sunal, evet, hatırladım. Burak Kalkavan sen abimden. Kemal Sunal'a düşman Burak mısın? Burak Kalkavan abimden bir video geldi biraz önce. Onu yayınlayacağız. Boksör. Bu video Burak Kalkavan abimizden geldi. Boksör videosu. Boksör videosunu vereceğiz. Kemal Sunal'a bak. Yayınlayayım mı? Kemal Sunal'a. Şimdi yayınla. Sevmiyor musun Kemal Sunal'a? İyi, tamam. Ver hadi Sinan abi. Abi ne hazır mevsimi. Biraz da Sinan abi. Ben konuşalım Kayseri'nin. Kayseri'nin müthiş futbolunu konuşalım. Sergen Yalçın'ın müthiş takımını konuşalım. Ama Sinan dur bir tamam. Futbolu konuşalım. Ah, Sergen, Sergen yaptı bize. Şu an keller varken futbol mu konuşalım? Tamam, tamam. Verelim.
Bak. Şimdi bana bunu Murat Aşık attı. Senin abi rahatsın bunu izlesin Murat diye. Murat Aşık'a selamlar kardeşim. Sinan burada. Kusura bakmayın, sen de bir futbol yorumcusun, ben de. Ama Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbol yorumcusu Kemal Sunal'dır. Bak bir de daha sektirmeden Kayseri alır diyor. Bizi bu hale soktunuz. Görüyor musun, Kayseri alır diyor. Dursun başkan yönetimi al. Dün hangi futbol yorumcusu maçı Kayseri kazanır derdi? Bu mendil artık semboldü. Çok kişi derdi. Yemezdi. Dedi. Diyecek. Dedi Galatasaray kazanamayacak diyecek. Hayır bir de hoca söyledi ya. Sinan Bey Kemal Sunal'a benziyor o zaman. Ahmet abi bugün sabah bir şey söyleyeceğim. Hoca dedi ki Galatasaray yenemez dedi. He? Hocanın öyle bazen... Rasim 5 atarız dedi. Ya bırakın, ben de bir şey istiyorum arkadaş. Herkes istedi. Benim de hakkım var mı? Ne var mı? Tamam, saygı duyuyorum. Pastırma getirseydin de öküz gibi yemek zorundaydın maalesef. Ne yapsarsan yaparız. Çünkü hak ettik. Biz de sana yapıyoruz. Espridir. Tamam. Tamam. O zaman şimdi benim de hakkım var mı sevgili Ertem'ciğim? Var canım. Bir Türk komedi literatürünün en önemli adamlarından biri Metin Akpınar ve belki en önemlisi rahmetli Kemal Sunal'dan bahsettik. Tanda Allah uzun ömür versin, hayatta olan büyük komedyenimiz daha var. Kim? Şener Şen. Bundan böyle. Levent Azifoğlu sen de dinle. Dursun Başkan sen de dinle. Rikering'in adı Badi Ekrem'dir. Badi Ekrem. Badi Ekrem. Bak taraftarım çıktı. Rasim. O 20 milyonu temsil ediyor o adam. Kimdir tanımıyorum. Rasim. Bütün beden eğitimi hocalarına saygım var. Hepsi canım ciğerim. Ama beden eğitimi hocası bile değil. Bir anaokulu öğretmenini getirdiniz. Galatasaray'ın başına getirdiniz. O videoyu bir izleyelim. Onun adı bundan böyle. Rikering. Hayır. Senin adın videoyu. Badi Ekrem'di. Cengiz Özyalçın konuşurken. Koy. Badi Ekrem'i hazırlayın. Hazırlanıyormuş. Arkadaşlar hazırlıyorlar. Kahve böyle çıktı abi ya. Ağzımdan kahve çıktı ya. Bugün kazansaydı... Verecek misiniz? Kazansaydı 11 puan bugün alacaktı. Bugün kazansaydı ne oldu abi? Kazansaydı... Şey demiş. Kaybetti Badi Ekrem oldu. Levent Azifoğlu'nun böyle başlaması mı var Ertem? Büyütün. Bugün kazansak metiyeler düzdüğünüz Abdullah Avcı'nın üzerinde olacaktı. Bu kadar... Dokunmayalım evet. Falan. Ya böyle. Abdullah Avcı'nın takımı ne? Rikering'in takımı ne? Galatasaray'ın geçmişi ne? Başakşehir'in geçmişi ne? Bu doğru bir açıklama mı ya? Badi Ekrem bir tane ekran versene Rikering'in. Tweet de verelim. Tweet geçelim. Badi Ekrem. Tam ekran ver Badi Ekrem'i. Kahveyi kustu. Badi Ekrem yaptın ya. Ya Badi Ekrem. Ertem şunu lütfen gösterin. Onun videosunu Badi arkadaşlar Ekrem'in hazırlayın lütfen. Badi Ekrem'in yukarıdan atlayıp çakıldığı görüntüyü istiyorum. Biz öyle çakıldık. Orada bir tane edebiyat hocasını tavlamak için numara yapıyordu hatırlıyorsunuz. Ya zannediyorum Sebra Özdamar hocası. Hatırlıyor musun? Edebiyat hocasıyla kırıştırmak istiyor. Edebiyat hocasının gözüne girmek istiyor. Tepeden atlıyor, çakılıyor. Hatırladın mı Ertem? Hatırladım canım. Hatırlamaz mıyım ya? He, Badi Ekrem. Bizi Galatasaray'ı çaktırdı. Hazırlayın arkadaşlar. Dur be. Arkadaşlar o videoyu hazırlayalım lütfen. Rasim, bir Badi Ekrem şey istiyorum. Best of Badi Ekrem. Böyle şey olur mu ya? Yazık abi futbol. Vallahi futbol da anlamak futbol, ya. Futbol çok namkör bir iş demek ki. Hakikaten günlük her şeyi günlük düşünüyorsun. Ama abi yapma Rikering'i. Hep bunu söylemedik mi? Galatasaray takımında bu saatten sonra bence Galatasaray yönetimi çok akıllı davranmalı. Bu işi fazla uzatmalı. Bu taraftarla önümüzdeki hafta Galatasaray gitsin deplasmanda kazansın. Tekrar Telekom'da kaybetsin veya berabere kalsın aynı şeyler devam eder. Çünkü hiçbir kredisi yok. Bari uzatmayın. Yani bundan sonraki kalacak olan kalan 14 tane maçı da heba etmeyin. Sinan abicim içine doğdu galiba. Affına sığınıyorum. Salı günü mü ne zaman? Çok özür dilerim. Söylüyorlar da Ertem. Yarın Sayın Dursun Özbek yönetimi olağanüstü topluyormuş Raşit ve Salı Çetin günü Rikering'in görevine son verecek. Şimdi Raşit Çetiner'le Hasan evin Şaş. Raşit Çetiner, Hasan öyle söyleniyor. Raşit Çetiner, Hasan Şaş ikilisi söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar itibar edebiliriz bu bilgiye doğru mu bilmiyorum ama Raşit Çetiner veya Hasan Şaş veya bilemiyorum. Ama bu saatten sonra Galatasaray yönetiminin yapacağı tek şey eğer sezonu bitirmek istiyorsa Galatasaray yönetimi hiç uzatmayacak. Bak iki maç gitsin arka arkaya kazansın. Üçüncü maçta Telekom'da kaybetsin. Hiç şansı yok. Ya bir daha deniyorsun lan. Bir daha Telekom'da kaybedince Rikering zaten taraftar görevden alır. Bu iş doğru belli oldu. Bakın arkadaşlar bu iş bir yerde antrenördür. Ertem bir yerde, yazmadı Ekrem. Bakın bu iş bir yerde antrenördür. Bir yerde futbolcuyla alakalıdır. Teknik direktör tamamıyla hayatı, teknik direktörün hayatı futbolcunun ayaklarıyla kafasına
tamamıyla bağlıdır. Bugün Reykjavik, şimdi takımın kapasitesi belli, gücü belli. Bu takım belli, ne belli? Konsantresi yok. Bu takım havaya giremiyor. Bir Galatasaray'ı örneğini size söylüyorum. Galatasaray takımı eğer 9 kişi savunmadaysa, 5 tane Kayserili varsa, eğer bu 5 Kayserili oyuncudan Galatasaray'ın 9 tane oyuncusu kafayla yan toptan bir de kaleci 10 gol yiyorsa, bu Galatasaray takımının analizidir arkadaşlar. Yani Galatasaray evet. Futbol takımının analizi tamamıyla bu. Ölü toptan, tamamıyla birebir konsantre eksikliği. Bu tamamıyla teknik direktörle alakalı olan bir konudur. Futbolcu eğer iyi konsantre olursa bunun sorumlusu teknik direktör. Kötü olursa bunun sorumlusu Reykjavik'tir. Çünkü bakın burada bugün Galatasaray kazanmış olsaydı metiyeler. Tabii. Ama öyle ama değil. Ama Galatasaray oyununa bakardık ya Sinan abi. Şimdi bak Galatasaray rastgele kazanmış olsa yine söylerdi. Galatasaray mesela verilmeyen ya. Golü bana göre Hüseyin Göcek'in birazdan bakacağız onlara. Ya. Verilmeyen golü var, o ayrı bir şey. Galatasaray futbol i̇yi değil takımı abi, bu kadar basit. İyi değil. Heh, bu kadar Galatasaray basit. Takımı Snyder olmayınca tamamen normal sarı kırmızı bir takım hüviyetinde. Bir tek Buruma ile olmaz abi. Buruma hem gidecek alışveriş yapacak. Ne bileyim. Hem gidecek yemek hazırlayacak. Hem yedirecek. Hem içirecek hem asist yapacak. Böyle bir şey yok. Yani her şeyi Buruma al, ver Buruma'ya, ver sağdan kessin. Ver sağdan kessin. Yok. Galatasaray futbol takımı yeterli değil. Kendimizi kandırmayalım. Ve buna üstelik de teknik direktöründe hiçbir artısı olmadığı zaman sonuç ortada. Yani bu Galatasaray'ın şu an puanla alakalı olarak genel olarak söylemiyorum. Hani ite kaka geldin zaten buraya. Aynen öyle. İte kaka geldin. Biraz da rakipleri gözünüyle yani. Bir an evvel Galatasaray yönetimi hemen iç bünyesinden bir operasyon yapacak. Tam yetkili hocaları getirecek. Bundan sonra 14 maçı nasıl Cevat Hoca operasyonu yaptığın gibi 14 maçı dış yönetimden takviyeyle o hocaya destekle bu operasyonu yapacaksınız. Galatasaray futbol takımı futbolcular yönetmez. Galatasaray futbol takımını Galatasaray teknik direktörü yönetmelidir. Onun için de güçlü bir yönetim. Arkadaşlar bakın şimdi Rasim bir saniye çok ciddi bir şey söylüyorum. Hayır, ben bunu göstermek bu işler kolay konuşalım. Değil. Yatırım yapmadan para kazanamazsın. Bir dünyanın en büyük firmaları reklam yapıyorlar. İhtiyaçları mı var? Hayır. Niye yapıyorlar? Reklam tekrar markayı canlı tutmak için para harcıyor, yatırım yapıyor. Sen antrenör ucuz alayım diyorsun. Futbolcu ucuz alayım diyorsun. Sonra şampiyon olayım diyorsun. Olamazsın. Abicim bakın dünyada büyük antrenörler büyük paralar alıyor. Bunlar keriz mi bu herifler? Yani bu dünyada büyük hocalar, Guardiola'lar, 15 milyon Mourinho'lar falan bunlar gerizekalı mı? Hayır. Demek ki bir özellikleri var. Sen de gidiyorsun diyorsun ki maaşa bir antrenör alayım. Yok Galatasaray takımının bugün ilan verelim. Türkiye'deki bütün antrenörlerle ilan verelim. Bedava gelin çalıştırın. Yılmaz Vural üstüne para verir ya. Bakın bedava çalıştırın. Sezon sonunda da derecenize göre para vereyim deyin. Bak rekor kırılır. Onun için arkadaşlar. Tabii para topladınız ya bayağı para. Rikerik olmadı. Tutmadı sevgili başkan. Tutmadı. Çok fedakarlıklar yapıyorsun. Cebinden paralar veriyorsun. Bir takım şeyler yapıyorsun. Onun için yol yakınken Rikerik'e de ki gel baba iyi adamsın. Efendi adamsın. Güzel adamsın. Gel aşağıda otur. Bırak bu Snyder aşkını da bırakalım. Snyder de normal futbolcu hüviyetine girsin. Baksın Galatasaray takımı doğru yönetilirse. Bak doğru yönetilirse kesin. Son 14 maç. İnan diyorum şampiyon olmamak için hiçbir sebep yok. Bak doğru yönetirse çok da öyle kötü bir kadro değil arkadaşlar. Çok da kötü bir kadro değil. Tabii ki değil. Başakşehir maçına geldi ilk Sergen. 5-0'lık maça ben buradan yorum yaptım. Dedim Sergen işin çok zor dedim. 9 tane adam aldılar bir anda nereye geldi. İyi futbolcuyla iyi futbol oynanır. İyi futbolcun varsa maç kazanırsın arkadaşlar. Bu iyi futbolcuyu da çalıştırmak için de hoca karizması çok önemli. İşte Sergen. Reykjavik'ten falan fazla falan bilmiyordur biliyor musun? Kimse kimseden fazla bilmiyordur. Daha iyi okuyor abi. Karizma, saygı farklı bir şeydir. Hocaya saygı duymak. Sergen'e bir saygı duyuluyor. Ama bu ne? Hepsi bütünlük. İyi futbolcular. En son giren Wellington var ya. Bak en son oyuna giren Kayseri'deki. Apo bilir değil mi? Çok ünlü bir oyuncu. Brezilyalı. Tabii. Şeyden Spartak Moskova'da falan koy bugün ya. Galatasaray takımında. Bence Eren'den de daha iyi santrafor hüviyetindedir. Veya Podolski'yi kenara atarsın. Yani düşün yedek oynuyor. Hani Kayserispor'un aldığı oyuncuları yaban atmayın. Kayserispor'un kadrosunu yaban atmayın. Valera. Ya Valera zaten ayrı bir... 800 bin euro oynuyor Valera.
Aynen. Sen gidiyorsun, De Jong alıyorsun, bilmem ne alıyorsun, çıkma çakma buldu alıyorsun. Buldu her yer hepsini. Bir Martin Lines alıyorsun. Ya bu Kayseri Spor'da bir tane de Laval aldılar biliyorsun. Tabii. Laval. Laval Eskişehir'de oyundan çıkardı kızdı. Eskişehir'deydi. Bak bu Laval sonra... var ya Laval. Bu o şu aldıkları De Jong'dan daha, daha iyi oyuncu. Onun için bu, Sergen De Jong eski, çok fazla uzatmıyorum. En son Osmanlı'da eski yere. Beşiktaş'ın da gündemindeydi. Beşiktaş da almak olmadı. Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. Kesinlikle. Kutluyorum. Kayseri Spor Başkanı'nı kutluyorum. Bizim Reşat Çağan orada. Onu tebrik ediyorum. Ekibini kutluyorum Sergen. Böyle devam et. Aferin. İnşallah Sergen iyi biliyor bu işi. Amacına, hedefine ulaşacaksın. Şimdi bir müsaadenizle Rasim'in o mendil videosu. Mendil olayı görelim. O mendil artık. Bir mendil videosu bir gelsin. Seboldür. İzleyelim bakın Sayın Cengiz Özyalçın konuşurken. Galatasaray taraftarları arkadan protestoda bulundular. Haklı protestoda bulundular. Demokratik bir şekilde gelip arkada düşüncelerini dile getirdiler. Bir izleyelim bakalım, sonrasında dönelim. Başkanım ne söyledi ailesine? Galatasaray altyapısının başına gidiyorum dedi. Galatasaray altyapısının başına gidiyorum dedi. Ne oldu? Galatasaray'ın teknik direktörü oldu. Budur değil mi? Biz budur. Salla salla salla. Bir saniye. 3 Başakşehir 6 6 ben 11. Kendimi saymıyorum. Bak, yani kendimizi saymıyoruz. 2 puan da Fenerbahçe'nin etti 8 puan. Bu maç 8 puanlık bir maçtır. Şimdi bu maç böyle bitti. Şimdi geliyorum bir. Taraftar mı? Evet. Ne söyledim taraftara? Karda, yağmurda, sıcakta, soğukta, uzaktan ve yakından. Her zaman. Juventus maçında 2 günde 90 bin doldu biliyorsunuz değil mi? Şimdi taraftar haklı. Bak taraftar haklı. Yani böyle monolog gibi olursa olmaz. Sen konuşursun ben konuşurum. Bak ben içeride aynen, biraz önce dinlemediği için bir daha tekrar ediyorum. Size hak vermek mümkün değil. Neden? Taraftar parasını veriyor, evet, ve takımının yani bu sarı ve kırmızının başarısını istiyor. Şimdi başla beni. Başla beni. Ben ikinci başkanım. Evet. Son dakikada direğin dibinden kaçan topu ben mi kaçırdım? Son dakikada direğin dibinden kaçan topu ben mi kaçırdım? Söyle ben evet hayır yok, de. O zaman niye söylüyorsun? Hakemin vermediği golden bahsediyorum. Bir dakika işte. Aziz, mesela futbolcularda da şu da var. Mesela Fenerbahçeli futbolcular haksız da olsa hep bir araya gidiyor, itiraz ediyor. Bizim futbolcularda hiçbir şey yok. Yani kaç haftadır, kaç haftadır neler oluyor ve hani bunun peşine düşmeniz gerekiyor. Lütfen Aziz Yıldırım haksız olduğu halde bile her türlü hakkını arıyor. Hani sizden şimdi, de ricam yok, lütfen bizim yok, hakkımızı arayabilirsiniz. Çok rica bak, ediyorum. Şey, sen üzme tatlı canına. Tamam. Başkanım hiç beklemedik bir olaydı. Böyle bir taraftarın... Şimdi, yeterince açıklama yaptı arkadaşlar. Yeterince. Tamam. Lütfen buyurun. Başkanım yeterince. Evet.
şu anda Cengiz Özyalçın. Cengiz Özyalçın, evet. Beyaz mendil attı taraftarlar konuşma esnasında ve Cengiz Özyalçın'ı şu anda güvenlikler arabasına kadar yolcu ediyor. Ve Cengiz Bey'e tepkileri vardı. İşte görüyorsunuz bir taraftar yine Cengiz Bey'i gör. Evet, görüyorsunuz bir taraftar Cengiz Bey arabasına biner isterken müdahale etmeye çalışıyor. Öyle. Haydi arkadaşlar. Evet, Cengiz Bey konuşma yaparken şu evet. beyaz mendillerden bir tanesini siz attınız. Evet. Neden attınız? Neye tepki gösteriyorsunuz? Artık yani çok zor şartlar. Bu havada bu kadar insanlar geliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe puan kaybetmişken biz neden yenip de burada göğsümüzü kabartıp da çıkmayalım? Neden puan farkını indirmeyelim? Hala Beşiktaş'ın 5 puan gerisindeyiz. Biz puan farkını kapatamazsak nasıl şampiyon olacağız? Nasıl liderliğe gideceğiz? Takımda ruh yok, istek yok. Ama tek bir açıdan sevindiğim bir nokta var. Eğer bu mağlubiyetten sonra Rikenik hala duracaksa biz mağlup olmaya da mahkumuz, üzülmeye de mahkumuz yani artık. Evet Rasim, mendil salladın, durdun. Çok kötü. Bak, gerçekten bu mendil Galatasaray taraftarının şu an ortak simgesi oldu. Olacak iş değil. Yani bu kadar önümüze fırsat gelmiş. Al işte, al. Ya bu kadar büyük fırsat gelmiş. Yani kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Rikerik A takım teknik direktörü değil. Bu kadar basit. Rasim. Değil. Biraz Rikerik, böyle gaz verdik olabilir. Ne özür? Body Ekrem şerefli, haysiyetli bir şahsiyettir. O zaman ya. Body Ekrem'den özür dilerim. Body Ekrem haysiyetlidir. Ver Body Ekrem'in videolarını. Videosu ver kardeşim. Var mı arkadaşlar? Ya bu adam bak oradaki arkadaşın söylediği çok doğru. Ali Sevindik'miş herhalde adı. Ali Sevindik. Bak Ali Sevindik kardeşim, doğru söyledin. En doğru lafın da şuydu. Bu adam Hollanda'da valizini toplarken dedi ki ben Galatasaray altyapı teknik direktörü olmaya gidiyorum. 18 yaş altı çocukları yetiştireceğim dedi. Adamın Galatasaray stajyeri mi arkadaşım ya? Şimdi stajyeri mi Galatasaray? Ahmet Çakan'a bir dönelim. Galatasaray spor kulübü bu. Ahmet hocam. Efendim. Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü bu. Hocam nedir başlığınız? Hayal ne düşünüyorsunuz? Vesair gibi bir şey. Ama şunu söylüyorum ben. Hocamın da başlığı. Birlikte bir hafta, aynı haftada. Tepedeki dört takımın birden, üçünün mağlup, birinin beraberi olması benim hep kafamı kuracak. En karlı Fenerbahçe. Bakın. Kardeşim tekrar söylüyorum. Dün ve bugün hakemler iki tane maçta doğru karar verselerdi, çok basit mutlak karar verselerdi, bugün puan tablosunu söylüyorum. Beşiktaş 44 puan. Evet. Başakşehir 42. Galatasaray 42. Galatasaray yenseydi 40, bir puan daha koy, beraber kalıyordu. Fenerbahçe'ye 2 puan daha koy, 38. Ha. Şimdi çok garip şeyler oluyor. Bir hafta geliyor, Türk futbolunda tepedeki dört takım birden puan kaybediyor. Fakat bunun iki tanesi, üç büyüğün iki tanesi, Fenerbahçe ve Galatasaray, 90. dakikada net, doğru, tartışmasız, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği iki tane hakem kararıyla biri maçı kazanamıyor, biri beraberliği kazanamıyor. Türk futbolunda adını koyamadığım sıkıntılı bir durum var. Bak çok net konuşuyorum. Bunu belki 50 sene sonra, belki 70 sene sonra, hani o CIA dosyalarının zamanında 30-40 yıl önceki dosyaların 50 sene sonra açılıyor. Efendim, açılıp da aa bu böyle miymiş falan diyor ya insanlar şimdi. İşte 74'te işte Kıbrıs Barış Harekatı'na Amerika gitmedi. Bir sürü. Belki de Kennedy'nin katili çıkacak falan filan. Bakın tekrar söylüyorum. Türk futbolundan inanılmaz midem bulanıyor. Ha şunu bileydin. Öyle tabii hocam, futbol mu var? İnanılmaz midem bulanmaya başladı. Tamam, Karabük maçı bana göre penaltı yok. Beşiktaş Karabük maçı çok kısa mesafeden gol. Daha sonra Piero yardımıyla 30-40 santim offside olduğu çıkıyor. Bu kabul edilebilir bir hakem hatası. Ama bu akşamki ve dün akşamki Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki hakem hatalarını, hele 90. dakikada gelen hakem hatalarını kabul etmem mümkün değil. Bana bu hafta tepedeki 4 takımın 3'ünün mağlup, 1'inin berabere kalmasını, üstelik ikisinin son dakikada hakem hatalarıyla puanları kaybetmesini
kimse tesadüf futbolun cilvesi olarak açıklayamaz. Bunu normal hata dedirtemezsiniz. Hayatın olağan akışına aykırı. Nasıl ya, açıklarız hocam? Vallahi onu nasıl açıklarsanız açıklayın. Ben biliyorsunuz Türk futbolunda başkaları gibi bakmam pencereye. Zaman zaman bana şey de diyebilirsiniz. Komplo teorisi de diyebilirsiniz. Yok, senin kafan hakem kafası. Hayır kardeşim şunu söylüyorum. Bak, hocam Devlet Bahçeli bile senin hayranı ya. Ya başka. Hakem kafası. Yani şunu söyleyeyim. Hocam sen hakemlik camiasının içinde neler dönebileceğini herhalde biliyorsun. Tabii, bakın tabii. Bazı hatalar vardır. Bazı hakem hataları vardır. Kabul edilebilir hatır. Mesela Beşiktaş'ın Karabük'ten yediği gol 30 santim ofsaytmış. Bu atlanabilir. Bundan dolayı atlanabilir. Ama büyük hata hocam. Hata ama atlanabilir. Hocam bak bir şey niye büyük hata biliyor musun? Yan hakem denen zat, yani biz yan hakem diyoruz, yardımcı hakem diyorlar şimdi. 50 yıllık yan hakem yardımcı hakem oldu. Yan hakem bir tek o iş için orada duruyor. Hata yaptı. Bir tek o iş için. Kardeşim bir tek görevin var. Ofsaytı tespit edeceksin. Bunu bile edemiyorsun. 22 santim de az değil hocam. 4 santim hocam, değil. Hocam Beşiktaş'ın yediği gol ofsayt değil mi? 22 santim de bu kadar bir şey. Hayır. Beşiktaş maçında 44, da hakem 47 hata yapmıştır hocam. Beşiktaş maçında da hocam bir şimdi bak ben... Korejme yapmayarak. Hocam. Ofsayt. Ama ofsayt. Ben hocam. Hocam Beşiktaş'ın yediği gol ofsayt. Bence de öyle ama yani. Ne demek istediğimi? Beşiktaş'ın da yani yediği gol ofsayt. 22 santim çok ağır. Ya Beşiktaş'ın da 3 puan alması lazım. Ne demek istediğimi? Açıklamaya çalışayım. Açıklamaya çalışayım. Bugün yurt dışında ve yurt dışına bakın. Dünya normlarına bakın. Takımlarımız oynuyor. Hakem hataları ofsayt, mofsayt oluyor ama oluyor. İki tane hakemin İki tane hakemin Avrupa'da kafası koptu. Biri Fenerbahçe Braga maçını yöneten Hırvat İvan Bebek. O gündür bugündür Bebek Kundak'tı. Yok. Adam Şampiyonlar Ligi'ne falan gidiyordu. Yok. Evet, İki en son Beşiktaş'ın Demokire'de parçalayan İskoç neydi adamın adı? Katliamcı. Craig Thompson. O da bitti. Şimdi bazı hatalar vardır. Hakem hataları kabul edilebilir marjda. Örnek mi? Korezma'nın sağ beke yaptığı hareket bana göre tekme kırmızı. Evet. Onu sarıyla geçiştirdi. Ey yamcı korkak derim götürürüm. Ama iki şeyi anlatamam. İki şeyi anlatamam kimseye. Evet. Eğer Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltı 90. dakikada bir Şampiyonlar Ligi maçında vermiş olsaydı hakem o hakemi ilelebet gömerler ve o maç hakkında Interpol, FIFA ve UEFA soruşturma başlatırdı başka açılarda. Bu kadar ağır konuşuyorum. Katılıyorum. Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltıyı bana hiç kimse hakem hatası diye belirtemez. Katılıyorum. Bu Hüseyin beni çok sevdiğim hocam, bir kardeşim. Hocam bak katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Halil Umut Meler o pozisyonu görse ve penaltı hükmetse diyeceğim ki hata yaptı. Ben görmediğini iddia ediyorum. Bak önünde Bursalı oyuncular Fenerbahçe var. Görmedi. O eli bile görmedi. Çünkü niye? O anda hocam, Bursalı oyuncular... Hocam son dakikaya hakem hatası mı ayarlıyor? Bir dakika Rasim ya bir şey anlatıyorum. Soru soruyor sana da. Değil diyorum. Yani bak, son dakikaya hakem hatası mı ayarlıyor bunlar? Bak Bursa sporlu futbolcuların ellerini kaldırarak hakemi bakmaları ve gürültü Bursa seyircisinden muhteşem bir gürültü çıkınca görmediği halde penaltı verdi. Evet. Ben bunu hata kabul etmem. Hocam bu hata kabul etmem. Tekrar söylüyorum. Korku. Benim bu haftayla ilgili özetim şu. Dünyada pek az ligde vardır ki kaçıncı haftadayız? 20. haftada tepedeki 4 takımın 3'ü kaybediyor. Kendi aralarında oynamadıkları halde. Biri berabere kalıyor. Bu iki maçın son dakikalarında fahiş. Hakem hatası bile kabul edilemeyecek. Sen Eren'in bugün Medipol Başakşehir maçını izlemiyorsunuz. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçında da Medipol Başakşehir'in yediği ilk gol net bariz offside. Hayır değil. Hocam net offside. Baktım değil. Hayır değil. İyi baktınız mı İyi hocam? İyi baktım. Sol bek çizgiye de sıfırda bir adam var. Offside değil. O maç hakemle izah edilemez. Hakem değil hocam. Reklam açısı bir daha bakalım hocam. Tamam da o maç hakemle izah edilemez. 4-0'lık bir skor var. Sonuç. Gelelim şeye. Antalya asıl fena oldu. Antalya'yı fena yaptı. Gelelim şeye. Hocam şu anda gelen bilgi şu. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Olağanüstü toplantı yarın Dursun Özbek yönetiminde Galatasaray Kulübü'nde, Sayın Başkan yönetiminde. Evet. Taraftarlardan da çok yoğun baskı varmış. Rikering'le muhtemelen Salı günü yollar ayrılıyor deniliyor. Sinan abinin söylediği gibi Raşit Çetinerli, Hasan Şaş ikilisinin adı geçiyor ama son dakika bilgisini vermek istiyorum sadece Beyaz Futbol'a özel. Geçtiğimiz hafta Sayın Cengiz Özyalçın'la ikinci başkanla Hasan Şaş, Hasan Hoca Etiler'de ismini de vereceğim. İsmini vereceğim haber kaynaklı olması için vereceğim. Zerafet Restoran'da bizim sevgili Kerim abinin arası Sinan abi. Evet. Zerafet Restoran'da bir yemek yemişler.
Cengiz Özyalçın'la Hasan Şaş. Hani isim, yer, nokta, koordinat vere vere söylüyorum ki haberimiz yalan çıkmasın diye. Tekrar söylüyorum, Etiler'de Zerafet Restoran'da Cengiz Özyalçın'la Hasan Şaş, ikinci başkan Cengiz Özyalçın'la Hasan Şaş, Hasan Hoca bir yemek yemişler. Ve muhtemelen de bu hafta salı günü Rick Herring'in bileti kesilecek. Ve Raşit Hoca, bilemem Raşit Hoca ama Hasan Hoca'nın göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor sevgili seyirciler. Bunu da son dakika gelişmesi olarak verelim. Sezon sonu içinde Tudor'la ilgili olarak da şu anda kulağıma söylenen Tudor'la ilgili olarak da çok yoğun bir talep olduğu söyleniyor. Galatasaray yönetiminin içerisinden sezon sonuna kadar Hasan Hoca ile gidelim. Sezon sonunda da Tudor Hasan Şaş ikilisini göreve getirelim şeklinde bir bunların hepsi, bunların her bir düşünce varmış. Mana, spekülasyon. İpe sapa gelmez politikalar. Şunu soruyorum. Raşit Çetin'e çok sevdiğim, saydığım bir insandır. Bizden yaşça da büyüktür Raşit Çetin. Evet. Şu tabloda Raşit Çetin'e ile Hasan Şaş'ı yazık olur. Vakit ne yapacak? Yazık olur. Aynen. Yazık olur. Şimdi, yazık. Şimdi bir defa şu var. Schneider'den izin almadan kimseyi getiremez. Bir kere Schneider'in arası çok kötüydü benim bildiğim. Schneider'den çıkmıştır artık o iş. Hayır. Şunu getirirsin bak, ne diyorum size. Kolay. Rick Herring'i bu akşam kovabilirsin. Lazım. Tamam, kovdun. Kovman da lazım. Lafım yok. Body. Kovdun. Akşam dersin ki ilerle, al biletini, adamcağız da atlar gider. Peki sonra Raşit Çetiner'le Hasan Şaş geldiğinde özellikle Hollandalı ve yabancı oyuncular oturacaklar. Schneider, De Jong, efendim şey. Oynamayacaklar mı diyorsun? Yeni alınan o çocuk. Ya, hocam kendi ayaklarına kurşun sıkarlar mı ya? Bir defa diyecek ki Schneider. Kardeşim tekrar bir şey söyleyeyim mi? Benim iznim olmadan bu stüdyodan, bu kanaldan kimse Ertem'i kovamaz. Bu kadar açık konuşuyor. Hocam diyemez ya. Bir dakika abi. O gücü tekrar yok artık. Söylüyorum. Benim onayım olmaksızın, örneğin ağır bir örnek bu. Bu programdan hiç kimseyi gönderemezler. Benim iznim olmak. Bu kadar iddialı. Ben Schneider gibi. Veya senin iznin olmadan. Estağfurullah. Schneider'in izni olmadan Rick Herring'i gönderirsin. Hocam o oradan çıktı artık. Peki. Güzel, Rick Herring gönderirsin. Çıktı. Ama Schneider'e rağmen, De Jong'a rağmen, Muslera'ya rağmen, efendime söyleyeyim Bruma'ya rağmen, hocam, Raşit Çetiner hocayı ve Hasan Şaş'a getiremezsin. Sana kaldı çok, ki niye Hasan Şaş? Sana çok güzel örnek vereyim. Evet. Şimdi sen çok güzel söyledin. Bizden veriyorum. Çok kötü gidiyor reytingler. Hiç reklam alamıyoruz. Tamam. Reytinglerimiz kötü. Reklam alamıyoruz hocam. Tamam. Böyle bir, doğru. Hani bir şeyimiz güzel, yok. Haklısın. Haklı örnek. Schneider de şu an o durumda hocam. Dinlemez taraftar bak. Haklı ol. İkna oldum. Schneider'i dinleyemez İkna hocam. İkna oldum ama bir defa bu yani mesela Tudor'a niye tavlıyorsun? Hocam Tudor falan yok Tudor ya, kim yapma. Ya? Bir hata daha ya. Tudor kim ya? Bir hata daha Tudor falan. Yan hakemden ya. Makas almaya kalkan adam ya hocam hoca değildir ya. Daha hala futbolcudur. Hocam dün akşam Tudor'u biz konuştuk burada. Ertem'e de söyledim. Hata Tudor falan. Sakın ha Galatasaray takımı Tudor alacağına Rick Herring'de devam etsin. Veya altyapı hocalarından şimdi devam etsin. Yazık. Ben, alın abi Tugay'ı. Tugay var, Bülent Korkmaz var. Bir sürü Galatasaray'ın 3 bünyesinden UEFA şampiyonu olmuş olan gruptan bir üçlü yapın. Taraftarında inandığı, desin ki taraftara da biz bu kardeşlerimize, evlatlarımıza bu takımı 14 maç teslim ediyoruz. İnan taraftar da Hamza'ya sahip çıktığı gibi çıkar. Ama Tudor, Mudor falan filan olmaz. Ben Tudor'un çok faydalı olacağını. Ertem yok Ertem. Niye? Tudor, Tudor Schneider'le arası iyi mi? Mustarel'i mi yiyorsun? Yani, Ertem, Tudor. Sonuçta bir dünya markası Ertem, Tudor. Ne demek dünya markası? Futbolcu da dünya markası. Yapma hocam ne olur. Hırvat milli takımını kaybeder. Juventus'ta Zidane'la oynamış. Ertem, bir dakika dur. Dünya markası, Mancini'den dünya markası yoktu. Dünya markası futbolcu olmak ayrı bir şeydir. Hacı de bir markadır. Markada. O ayrı bir şeydir. Arkadaşlar bu saatten sonra karizma, kariyer, kişilik çok önemli. Tudor dediğin adam çok esnek, yumuşak bir adam değil. Ben baktım görüntüsüne. Uyumaz. Sinan abi, Rick Herring'den sonra kariyer falan. Bakın, beni getirseler ben de olurum Galatasaray'a. Galatasaray takımının bundan sonra kurtuluşu taraftarın okey diyeceği adam Tudor, Tudor değildir. Taraftarın okey diyeceği adam kendi üç bünyesinden Bülent'li, Tugay'lı, Hasan'lı yaparsın, bir ekip kurarsın, bunlara teslim ettik dersin. Onun dışındaki dünya çapında bir hoca getirsen bile bu saatten sonra Fatih Terim dışında Türkiye'ye, bakın Fatih Terim dışında Galatasaray'a hangi hocayı getirirsen getir, hiçbirisi kabul görmez. Ama sen zaten Sinan abi ama Igor Tudor. Hasan diyorsun işte. Igor Tudor. Bir dakika ben Igor Tudor işte. Türkiye'yi tanıyor ama yani şey değil. Bize bilgi yani olarak söyledi. Mancini'yle tamam, farkı var. Bilgi geldi. Olursa kötü ben de dedim ki bir dakika yazık olur. Ama senin dediğin işte sen Raşit abi kendi altyapını hayır değil.
Bak Raşit abi. Raşit de oradan Galatasaray'dan, Hasan da Galatasaray'dan. Raşit abiyle Hasan doğru ikili midir ona bakmak lazım. Ama Bülent'li, Tugay'lı, yani öyle bir ikili ekip kurmak daha farklıdır. Şimdi çok hepsi benim kardeşlerim. Çok evet. Yaralamak istemiyorum. Onun için Raşit Hoca ile Hasan Şaş ne kadar anlaşabilirler, ne olabilir, takımda ne kadar uyumlu elektrik alabilirler, ben ondan dolayı çok sıkıntı görüyorum orada. Ben tamam. Ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar tweet geçelim bakın, bol bol. Bakın 14 maç var. Çok büyük maçtır bu. Ama ben bir dakika, doğru, Türkiye'yi tanıyor. Ben ne zaman konuşsam lazım bir şey. Pardon. Ben Galatasaray takımının bir hoca vardı yaşta, neydi? Cevat Güler denen hocayla 9 maç kala antrenörlüğü ona teslim edip şampiyon olduğunu biliyorum. Siz bilmiyor musunuz? Cevat hocam Güler, orada Cevat hoca değil ama kim? Yani biliyorsunuz futbolcular daha çok tamam, gerçekleri da, söylemek lazım. Da, tamam işte. Hasan Şaşlar. Tamam da tamam işte, ben de diyorum ki Cevat Güler'le bile Galatasaray 8 maç kala 9 maç kala şampiyonluğu yakaladıysa şu anda gelebilecek bir antrenöre karşı çıkmamak lazım. 14 maç var, bir kaynaşma olabilir. Futbolcuların dediğin gibi birlikteliği, beraberliği, yeni gelen hocayla Hasan olur, Raşit olur, kim olur bilmem. Fakat Galatasaray seyircisine ben şurada katılmıyorum. Ya biz geçen sene burada demedik mi özellikle ben? Ya kardeşim, Galatasaray Ziraat Kupası aldı. Peşinden de bir anlamsız ne o Süper Kupa var. Beşiktaş'ı yendiler penaltılarla. Galatasaray işte sezonu 2 kupayla kapattı. Kupa takımı. Ligde halbuki 30 puan gerideydi. Rikenik Bey diyeceksiniz diye demedi mi Galatasaray seyircisi? Doğru. Ben ne dedim burada? Kardeşim bu Ziraat Kupası, Süper Kupa dediğiniz iş boş işler. Galatasaray'ın mutlak kökten bir değişime ihtiyacı var dedim. Onlar Rikenik aldılar bu 2 kupaya. Rikenik'le devam ettiler. Rikenik'in olmadığını geçen sene söylerken hakaret yiyorduk burada tabii. Biz. Bu adam yapamaz diye söyledik. Peki ben sana bir soru sorabilir miyim? Söyleyeyim. Yalnız Galatasaray seyircisini kızdıran şey bence Rikenik'ten daha önemlisi. Galatasaray seyircisi şuna isyan ediyor. Kardeşim diyor, ben geldim bu soğukta karda bir ümitle. Bu futbolcular hala koşmuyorlar. Ben geçen gün 2004 yılında bir lig maçı seyrettim. Yok, Galatasaray'ın Sabri oynuyordu. Üçüncü, bak tamam. 2004. Tamam söyleyeceğim. 2004. TRT'de Nostalji Galatasaray maçı var. 20 yıl. Sabri oynuyor. Sabri. Şimdi ben Galatasaray seyircisiyim. Oturuyorum. Sabri değil. Kombini aldım. Sabri. 14 yıldır önümde bir Galatasaraylı sabek koşuyor 1.60 boyunca ve ben onu hala seyrediyorum. Koşuyor, hala koşuyor. Hala. 20 senedir koşuyor. Bugün benim çocuklar bugün, buraya geliyordu. Evet. Ortaokul talebesi şimdi evlendiler, hala evet. Sabri koşuyor. Bugün benim kızım. Bakın adının tollaması değişti. Sabri oldu. Bugün benim kızım. Bir anket yaptım. Kızım üniversiteye gidiyor. Dedi ki Hakan Balta dedi spiker, diyor ki aa baba ben ilkokula giderken bu amca oynamıyor muydu? 20 sene önce. Şimdi Galatasaray seyircisine ben anlıyorum. Yazıktır hala Sabri, Hakan, Makan. Yeter kardeşim. Seyirciler çok ciddi bir oynama yapmak istiyorum. Beyaz Futbol Tribünü etiketiyle çok ciddi bir oylama yapmak istiyorum sizlerden. Bir anket yapalım. Bunu yayınımızın sonuna kadar sürdürelim. Beyaz Futbol soruyor. Galatasaray taraftarı kimi ister? Beyaz Futbol Tribünü etiketiyle şu anda adı geçen Raşit Çetiner, Hasan Şaş ikilisi. Igor Tudor. Tudor ve diğer. 3 tane madde koydum. 3 tane seçenek koydum. Hem sana soruyorum. 3 tane seçenek koydum. Beyaz Futbol Tribünü etiketiyle. Tudor, Raşit Çetiner, Hasan Şaş ve diğerleri. Para koyarım, Igor Tudor çıkar. Uzak ara Igor Tudor çıkar. Ertem. Evet. Bir şey soracağım size, bak. Objektif olalım. Ben şimdi Galatasaray taraftarı olarak bir görüşümü söyleyeyim. Senin videon da hazır bu arada. Biraz daha alalım. Igor Tudor. Fazla bir teknik direktörlük kariyeri yok. Hajduk Split var, PAOK var. Değil mi? Başka yok hatta. Ne Igor'u sonra ya? Karabük. Yapmayın ya. Şimdi bu Igor Tudor yurt dışından gelse karşı çıkarım. Çünkü Maceriler geldi. Türkiye bambaşka bir coğrafya. Evet. Ama Türkiye'yi Igor Tudor öğrendi diyorsun. Türkiye'yi biliyor. Bir senedir Türkiye'de. Öğrendi sayılamaz mı? Ertem, başarılı olamaz mı? Yani Igor Tudor'un, bizim futbolcular hepsi çok severim sayarım ama onlara göre daha bir ağırlığı olduğuna kabul etmek lazım. Tabii. Ben ancak Karabük'te sağ kenarda duruşu, tripleri, antrenör kariyeri ve futbolcuyla olan hırsı. Ya Barış Baştaş denen hırsı. Oyuncuyu devre arası neredeyse dövecekti. İçeri girdi. Başarılı olma hırsı ve sonra oyuncunun dediği o benim babam diyor. İçeride de geldi öptü Hırvat beni diyor. Futbolcuyla olması da bize futbol yakın. Futbolcu olduğu için futbolcuyla iletişiminin çok yüksek olduğuna inanıyorum. La 39 bir antrenör elektriği var adamda. Evet. Kenarda duruşu yakışıyor oyunculara, vücut dili. Türkiye'yi öğrendi. Ben tamam, büyük bir antrenör kariyeri yok ama ya, işte bana vücut dili ve oyuncularıyla olan iletişimi hakikaten başarılı bir teknik adam olabilir
gibi geliyor. Ertem sen ne diyorsun? Tam ben kesin konuşuyorum. Yani ben Tudor'un Galatasaray'a fayda sağlayacağına inanıyorum. Yani Türkiye'yi tanıdı. Ağırlığı var, aşırı hırsı var. Arkadaşlar, başarılı olmak yapmayın. Için. Galatasaray'ın teknik direktör çıtayı bu kadar düşürmeyin. Yeterli abi yapma değil. Yine bazı verdiği isimler Tudor'dan çok geriler abi. Hayır bakın. Bir geçiş dönemi diyor. Yani. Bakın arkadaşlar geçiş dönemi diyor. Yılmaz Buralcaz. Geldin aldın Tugor'u. 3 sene mukavele istedi senden. 3 sene istemez. Yok, bir sene. Bir sene yaptın. Bir sene. Sen önümüzdeki sezon olmadığı tutar mısın? Yapmayın. Kendi üç bünyenden, kendi camianı tanıyan. Tartışalım işte. Bakın evin kendi üç bünyenden, kendi camianı tanıyan çocuklar da. Olmaz bir hata. Çok denedim. Çok denedim. İsim vermek istemiyorum da çok denedim. Bülent Korkmaz iki kere. İsim vermek istemiyorum yani. Bu süreç. Bunu çok denedim Galatasaray. Bu süreç. Bak şu süreç çok önemli. Bize hırslı bakın, bir adam lazım. Bilen camiayı bilen 14 maçlık final maçları var. Türkiye'yi bilen. Bundan sonra final maçları var. Şimdi gelecek camiaya bakacak. Ben Tudor'u falan bilmem tanımam. Tudor hemen gelemez herhalde zaten. Tudor mevzusu değil. Karabük'te anlaşması yeni gelemez. Onun için hemen gelemez. Tudor falan bakın çıtayı düşünmeyin. Galatasaray büyük bir kulüptür. Büyük bir camiadır. Yetmez ismi. Yetmez. Yabancı olarak çok yetmez. Yabancı olarak yabancı hocalar buna çok fazla ama saygı duymazlar, fazla sallamazlar. Ama içeriden bakın içerideki kendi bünyendeki Avrupa şampiyonu olmuş futbolcu grubundan Türklerden bir grup yapabilirsin. Bunlara en azından saygı duyarlar ama bunlar da uyumlu olmak şartıyla. Galatasaray yönetimi burada en doğru kararı verecektir. Riekerink ile ilgili yazık. 14 maçı tribünler hep bağırır bitmez. Galatasaray yönetimi doğru karar veremez ki. Galatasaray yönetimi doğru karar verseydi bunlar olmazdı zaten. Yanlış karar verdikleri için bu duruma geliyorlar. Çünkü Galatasaray yanlış kararlar veriyorlar. Bu kadar kötü bir kadrosu yok. Galatasaray takımı devre arası 3 tane oyuncu alıyor değil mi? 3 tane alacağına bir tane iyi alsaydı. Bakın şu üçün yerine bir tane iyi almış olsaydı. İşte De Jong diyorsun, Rodriguez diyorsun, bilmem ne diyorsun. Kim aldıysa ne o. Teknik direktör otoritesi yok. Bir tane iyi alsaydı, bir tane iyi oyuncu alsaydı fayda sağlardı. Bir tane iyi bir santrafor alsaydı veya. Abi Galatasaray'da şimdi, komik şeyler olmuyor mu Sinan? Yasin denen oyuncuyu üç kere kovuyorlar, kadro dışı yapıyorlar, para geri alıyorlar. Sabri'yi genç takıma yolluyorlar. Genç takımda idmanlar yaparken birdenbire takımın bank oyuncusu oluyor. Ve Kayseri. Çencu gibi bana göre Türkiye'nin en üst stoperi var. Çencu gibi bir oyuncu. Sindiler adamı attılar. Hala kalmadı Semihler falan oynuyorlar. Ahmet Çalık diye bir oyuncuya dünya para verdiler. Keşke. Kenarda oturtuyorlar. Ben Kavanda diye Trabzon'un aman aman diye kovduğu adamı aldılar. Hala Sabri şey oynuyor. Lines aldılar. Herif yok ortalıkta. Hepsinin yerine. Bir sol beki atıyorlar. Bir oyun atmıyorlar. Hepsinin yerine bir iki tane iyi isim hani iyi baba alacaklardı. Bugün bak. Galatasaray takımının keşke görüntümüz olsaydı. Çok şimdi demin dediğiniz sizin futbolculardan hani var ya Ahmet Çalık alıyorsun. Aynısı var benzeri Semih. Futbolcular ruhsuz abi çok ruhsuz. 2 sene sonra 3 sene sonra bana iyi olacak falan dedi. Yok abi böyle bir karar alamaz. Abi Galatasaray takımı bu karar alamaz. Şimdi Galatasaray takımı bir Kayseri Spor'un bir Gençler Birliği'nin normal statta yaptığı o transferi yapamaz. Galatasaray takımı hep üst düzeyde olmuş. Üst olmuş oyuncu almak zorunda. Hep yarışmacı olduğun için. O alamazsın. Ya bana De Jong transferini anlatabilir misin? Bir, Serdar Aziz de Ahmet Çalık'ın ikisi 8 milyon oynuyor yalandan. Şimdi Apo Galatasaray takımının keşke görüntü olsa Galatasaray takımının stoperlerine bakarsın. 8 tane bakın 8 tane 9 tane Galatasaray oyuncusu var savunmada. Evet. Kayseri Sporlu nasıl gol attığını gösterirsin. Tabii canım duran toplara çok çalışmışlar. Abicim bakın. Duran toplarla bizi yabuttular. Kaç tane stoper transferi yapıldı? Kaç tane sağ bek transferi yapıldı? Yazık Galatasaray'a. Ara Sabri oynuyor ya. Bak Ahmet Çalık'la Serdar Aziz ikisi 8 milyon euro. Çok önemli bir atasözü vardır. Atasözü derken yani cimri Yahudi sözüdür bu. Der ki ucuz mal alacak kadar zengin değilim der. Ucuz mal alacak kadar zengin değil. Atasözü çok aynen. Güzel. Atasözü değil ya. İman al abi senelerce giyersin. Apo iyi bir ayakkabı aldığın zaman yıllarca giyersin ayakkabıyı var. Abi gittin normal işte, aldığın zaman Ahmet Hoca'nın ayakkabısı mesela bak. O gördüğün ayakkabı Prada. Ahmet Hoca'nın i̇şte, ayakkabısı. Ama eski ama bir şey olmuyor. Olmuyor. 15 senedir giyiyor. 15 senedir giyiyor. Ayağı büyüyor, ayakkabı veriyor, kalıbı açtırıyor mesela. Öyle hocam. Ayakkabı, ayakla ama, büyüyor. Doğru, ama normal bir no-name. Güzel işte hocam. Ha, normal no-name bir ayakkabı alırsan eskir. Kalıba verip de ya ben cimri mi oluyorum? Hayır hocam. Hayır, adamsın. Eskimiyor ayakkabı. Adamsın. Ayakkabı eskimiyor. Yani hocam senin ayağındaki ayakkabı geçen seneki ayakkabı. Söylediğin marka değil mi? O marka ayakkabı değil mi? Altra. Bizde de var aynı tip böyle giyiyor. Senelerce. Ona örnek verdim. İyi mal, kaliteli mal. Her zaman arkadaşlar iyi mal, kaliteli mal uzun kullanırsın, iyi kullanırsın. Aynı bu da bir futbolcu da böyledir. Demin verdiğim örnek gibi. Yani dünyada bu antrenörlere büyük paralar veriliyor. En akıllısı biziz. Hiç unutmuyorum biliyor musun? Ömer Çavuşoğlu bir gün televizyonda bir şey söyledi. He dedi bütün dünya dedi salak siz akıllısınız dedi. He Sinan dedi yayına çıktık beraber onunla. Evet. Niye dedim?
Bekliyoruz. Adrian Milei'yi aldınız siz dedi. Ya çok akıllısınız dedi. Bir kimse almadı, siz aldınız dedi. Lucescu dedi. Var elimizde Ahmet Hasan. Ahmet Dursun. Yanlışı. 2004 yılı hani şampiyonluğu kaçırdığımız yok mu? Evet. Daha baba bir santifor alalım dedim ben. Lucescu dedi gibi Adrian Milei'yi alalım. Yani kayırdı. Çok büyük iş yapmışız gibi. Taraftarı kayırdı. Örnek verdi. Hemşeri seni kayırdı. Hemşeri. Al baba bir santifor. İlan gitmiş. Yani Ömer Çavuşoğlu haklıydı. Tabii canım. Al baba bir santifor. Galatasaray takımında bu sene 5 tane böyle yama alacağına bir tane baba alacaktı. Doğru söylüyorsun. Galatasaray reklama gidiyoruz hocam. Çok acil. Galatasaray için. Ertem, 10 saniye. 10 saniye ver hocam. Ertem, bana ekran videosu istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ise, güçlülerse yapacaklar tek bir şey var. Body ekranı göndermek. Fatih Terim edecekler ki hem burası hem orası. Ya Aziz Yıldırım kabul etmez. Hocam. O kim olur? Fatih Terim. Aziz Yıldırım kabul etmez. Parası ödemeyiz. Reklamdan sonra beraberiz. Evet, beraberiz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'da beraberliğimiz devam ediyor. Beyaz Futbol soruyor. Beyaz Futbol tribünü etiketiyle bizlere sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Reklama gitmeden önce de söylemiştim yine fotoğraflarınızı da bekliyoruz. Aynı zamanda fotoğraflarla beraber Ahmet Çakar reklama giderken bana bir 10 saniye ver demişti. Ve bir ortaya bir yorumda bulundu. Dedi ki Fatih Terim hem Galatasaray'ın teknik direktörü olsun hem milli takım direktörü olsun. Türkiye direktörü olsun. Ya iyi olur mu ya? Ben bir spor yorumcusu olarak böyle bir şeyi kabul etmem. Ama? Lakin Galatasaray çıkış arıyorsa, kurtuluş arıyorsa ve özellikle Fatih Terim şu ifadesi var. Ben Galatasaray'ın çocuğuyum. Tamam. Galatasaray'ın ne zaman yardıma ihtiyacı olursa varım. Tamam. Bu milli takım Mart'ta ve Haziran'da birer maç yapacak. Başka da bir şey yok. Dolayısıyla federasyondan Fatih Terim'le ilgili zamanında izni almışlardı. Alıp Galatasaray'ın şu 14 maçı. Bak Galatasaray bundan sonra 14 maçın 14'ünü önde kazanırsa şampiyon olur. Doğru mu? Tabii 14 maçın 14'ünü kazanırsa evet. Hatta bir beraberlik de hakkı var ama onu büyük takımlar mağlubiyet de var bir tane. Heh. Bir mağlubiyet tamam de var hocam. Yani matematik rakipler olarak geliyor. Ay matematik olarak Beşiktaş'ı geçiyor. Beşiktaş'la aralarında 3 puan var. Abi Beşiktaş ona geliyor apo. Beşiktaş'ta Galatasaray. Yok bu hocam ne 3 puanı var? Şu an aldı bu an. Yok 5 puan var. 5. Benim özür. Yapma millet güler gibi. Yanlış söyledim. Yanlış söyledim. Medipol Başakşehir'de Galatasaray arasında 3 puan var. Beşiktaş'ta da Galatasaray'da 5 puan var. Tamam nasıl bütün maçları kazandı? Galatasaray Beşiktaş'ı yendiği vakit 2 puan düşüyor. Hayır hepsini kazandı. Beşiktaş'ta Galatasaray yenildi. Hepsini geri kalan hepsini kazandı. Beşiktaş şampiyonu. Beşiktaş şampiyonu. Tamam ama şu var sen de biliyorsun ki Galatasaray Beşiktaş'ı yener ve diğer maçların hepsini kazanırsa Galatasaray şampiyonu. Ama bugün Galatasaray takımı bu maçı alsaydı hocam çok şükürler başka. Sen şimdi bu ligde bu takım yapılarına, bu oyunlara baktığın zaman 14'te 14 yapacak futbol görüyor musun? Hayır. Yok. Göremem. Ama bir tane 14'te 14 veya 14'te 13 veya 14'te 12 yapan yapıyor olur evet. Yani o açıdan söyledim ben de. Evet. Yani 14'te 12 yapan garanti olur. Çünkü birisi bir halli yapsa arka arkaya. Şimdi bir Fenerbahçe bir halli yapsa 4 maç. Veya Beşiktaş mesela Karabük'e yenilmesin. Cevap hocayla öyle olmuş işi. Karabük'e yenilmesin Beşiktaş'ın. İçeride şimdi alacak falan. Bir bakmasın bir yerden alacak bir çekti. Tamam. Ay, onun için söylüyorum ben. 14'te 14 kim yaparsa. Ay, şu açıdan. Şimdi biz matematik konuştuk. Matematik hoca ayrı dedi bir şey. Ki 14'te 14 yaparsa matematik şampiyon olur. Ay, matematik demedim. Ay yani, matematik demedi ya. 14'te 14 yaparsa Beşiktaş şampiyon oluyor mu dedi. Şey Galatasaray şampiyon oluyor matematik mu dedi. Matematik olarak olmaz. Beşiktaş olur. Matematik olarak olmaz ama olur. Olur. Abi böyle bir rally yapan. Böyle 14 de değil ya. Arka arkaya 5-6 maç kazansın. Psikolojik olarak öne geçer. Ondan sonra da artık da geriye de düşmez. Onun için yani ama şu lig yapısına baktığın zaman abi Fenerbahçe takımına bakıyorsun. Tamam penaltı uydurma penaltı ayrı bir şey. Fenerbahçe takımına bakıyorsun 10 kişi takımın 2-1 şey 1-0 galipsin yenemiyorsun. Bugün bakıyorsun Kayseri gelmiş ekmek gelmiş ağzına gelmiş. Kayseri Galatasaray takımı kendi sahanda seyircin gelmiş yenemiyorsun. Yani şimdi buradaki Başakşehir lider olacak. Başakşehir'e bakıyorsun. Başakşehir'e bakıyorsun bugün belki de sezonun en kötü. Ama Fenerbahçe olayında bir sürü sorun var. Fenerbahçe olayında Fenerbahçe belki de. Yani hakem Fenerbahçe'ye operasyon çektiyse Bursa'da futbolcuyu niye attı? Değil mi? Operasyon demiyoruz. Ya abi. Ya hoca öyle diyor penaltı ya. Hayır, penaltı hayır. Abi penaltı belirli çok önce atmadı. Rasim'ciğim ben operasyon genel anlamda ben bakmam. Eyyam var. Ben sonuçlara bakarım. Yani o anki pozisyona bakarım. Bana göre sorarsan pozisyon penaltı mı ben değil derim.
Tamam. Penaltı değil derim. Ben ona bakarım. Operasyon olarak görmem. Ha onların böyle bu sonucu oyundan atılmalıydı falan da filan da onlar ayrı şeyler, ayrı. Ben net sonucu etkileyecek olan durumlara bakıyorum. Ha Alper yapsa orada 2-0. Dön öteki taraftan Musa Sov kaleci çıkmış orada at üstünden. He yani maçı yine orada 2-0 olacak. Yani böyle bu tipte sonuçlar geldi. Var var, var ama hakem var. Burada kurtaramaz yani. Bunlar sebep değil. Ben tabii oradan, başarısız da. Yani, bugün mesela Fenerbahçe. Lafınızı kesiyorum. Fenerbahçe kötü oynatmış olabilir. Mesela bugün Galatasaray'ın bana göre Galatasaray'ın attığı gol. Gol. Foul, foul çaldı sol. Hüseyin Göçek'in. Hüseyin Göçek'in evet, foul evet, çaldı. Evet, bana evet, göre gol. Hani foul dedi ya. O bana göre o da gol. Abi çok net. Ben faul evet. olarak görmüyorum onu. %100 gol. %100 bana göre gol. Abi bak. Galatasaray'ın da golü. Şimdi ben diyor Eren'in orada yaptığı nizami bir olay. Yani orada büyük bir foul falan çıkmaz. Evet, yani. Evet, bir, evet. Ama şunu da söylemek lazım. O, ondan önce de gene İyam yapıyor o maçın hakemi. Kayserili oyuncu göğsüyle şu memesinden topu alıyor. El diyor %100 pozisyonu aynen. kesiyor yani. Çok kötü abi. Karşı karşıya hakem. Belki de arkadan Tolga'nı yaptı. Belki maalesef. De penaltı gördü. Hakemlerimiz. Çok dikkat edemedim oraya. Hakemlerimiz. Hakemler yani tuhaflar ya. Fener'in neyle penaltı. Bunu var ya video hakem falan kurtarmaz. Biz burada yaptık geçen. Bir derece kurtarır. Vallahi kurtarmaz. Ya. Yine kurtarır ya. Sebebini söyleyeyim. Rahatlatır, video, rahatlatır. Bir dakika kardeşim. Video hakemin başında eski bir hakem oturmayacak mı? Videoya bakıp karar vermeyecekler mi evet, bu video evet, hakemler? Evet, evet. Kardeşim bugün Türkiye'nin en büyük hakemlerinden ikisi hakem yorumculuğu yapıyor. İkisi de televizyonda bakıyorlar. Ahmet Çakar bir pozisyona mesela penaltı diyor. Aynı pozisyona televizyondan bakan Erman Toroğlu değil diyor. Apo. Şimdi bu video hakemi yani affedersin Allah'ın emri gibi doğru karar mı verecek? Abi en azından net görür. Yapacaklar Apo, kardeşim. Apo bir ileri bir geri not görür şu ama Sinan 10 dakika onu mu bekleyecekler bakma. Futbolcular hayır, maç duracak anlık, edecek. Bak yine bak, nereden Türkiye'yi, baksan. Türkiye'yi 10 senedir söylüyorum. Fotoğraf arkadaşlar. Bunu tartışmıyorlar. Gündeme bile getirmiyorlar. Bu hakem camiası. Yabancı hakem. Hocam üstünü alma. Çok tehlikelisiniz. Bu hakem camiası çok tehlikeli bir camia. Niye? Çünkü bu ülkede yabancı pilotuna, yabancı doktoruna herkes geliyor. Doğru. Bir tek bu ülkeye yabancı futbolcu, yabancı teknik adam kaynıyor. Yabancı hakem geldi mi herkes ayağa fırlıyor. Olamaz. Ama yabancı hakemler çok tehlikeli bir ama yabancı hakemler de bak kurtuluş diyor. Çok şıkkalı maçlar yönetiyorlar onları. Yabancı bir dakika. Yani. Ben iki gündür aralıksız. Ama eyyam yapmıyorlar. Eyyam yapmıyorlar. Adam hata yapıyor. Bugün Türk hakemlerine güvenmiyor insanlar. Yabancı hakem gelsin. %100 hata yapsın. İnsanlar der ki şeytanlık aramaz bunun altında. İşte video hakem. Anladın mı? Bir şimdi hakem arıyor. Bir derece kurtarır. Hüseyin Göçek şöyle. Halis Özkaya böyle. Ali Palabeyik şu takımı tutuyor. Bunun dedesi şuradandı. Tabii canım, tabii. İnsanlar artık bunlarla yaşıyor futbol seyircisi. Doğru. Dolayısıyla bu iklimin soğuması için yani hakemlerin de kulağı Brezilya'da video. Bak yerine İhsan Yabancı geldi. Bakın şey. Video hakem. Bunlar Danimarka'dan bir haber geldi. Hakem geldi. Arkadaşlar video hakem. Video hakem bir derece yine daha güven verir, insanları biraz daha inandırır. Bakın, video hakemi önemlidir. Sinan, bazı pozisyonları, bakın bazı pozisyonları görürsün net. Mesela diyecek ki, Sivon mesela pozisyonu bana göre penaltı, bazı pozisyona göre penaltı değil. Bugün bak okuyorum, bazıları penaltı değil diyor. Yani en azından oradaki hakem bir an net pozisyonu görecek, gelecek. Bir faydası olur, zarar olmaz. Tamam, o diyecek ki video penaltı diyecek, ama bir hakeme göre o penaltı değil. Abi, abi bak, bu Türk vallahi çözüm değil. Bu Türk hakemlerin var ya kulağını çekeceksin. Aa, bilecek pahalı. Apo. Bilecek işsiz kalırım. İşsiz kalırım. Korkacak. İşsiz Apo, Beşiktaş'ın kalacak. En azından bunların. Bak çok sana örnek veriyorum. Çok tehlikeli bir camia. Beşiktaş'ın yediği gol. Hemen o anda ama bakın. Beşiktaş'ın yediği gol. Karabük'ten yediği gol hemen offside. En azından bunu çözerler. Offside'i mesela o an video hakemde çözersin. Bakın video hakem orada çözersin. Bazı şeylerde çok yardımcı olur video hakem. Zarar gelmez. Zarar gelmez. Rahatlatır, rahatlatır. 6 tane daha Sinan göz. Bugün var ya, anlık anlık bakıyorsun. Sinan bugün yemin ediyorum. Ama bak 4 tane yabancı maç seyrettim. Tabii. Eyyam yok, eyyam yok. 4 maçta yemin ediyorum toplam hakem 6 düdük çaldı biliyor musun? Tabii canım. Nasıl maç oynanıyor biliyor musun? Şu anda body ekran titri olmuş Rasim. Body ekran titri olmuş. O videosunu bir izleyelim. Futbol katili. Türk hakemlerini bırakalım. Body ekranı, geriye dönelim. Şu body ekranı bir izleyelim body dedi. Ekran kim? Program başında body ekran kim diyor? Ya film ya. Devamlı seyrediyorum biliyor musun? Ya sen nasıl bir adamsın ya? Bundan böyle body ekrandır. Twitter'da da TT oldu mu? Oldu. Literatüre girdi. Bak bu Semra Özdamar'da Dursun Özbek. Ya Rasim. Yanlış anlaşılmasın Rasim, şöyle. Bak bir dakika Rasim. Kendini kandırmaya çalışıyor. Rasim koskoca Galatasaray başkanı. Allah'ını seversen. O da edebiyat hocası bak. Ya, yanlış tamam. Anlaşılmasın. Ya tamam bak. Ben Dursun yani başkanı sevdiğimi biliyorsun. Levent Nazifoğlu'nu sevdiğimi biliyorsun. Çok seviyorsun bak, abi. Bak şu anlamda. Nasıl şimdi bizim Rikerik Ertem müsaade. Şimdi bizim Rikerik. Rahmetli Tarık Akan kim? Slider o da anlatacağım. Şimdi bak. Şimdi bakın. Tulum ayrı kim? Tulum şişman. Tulum ayrı Sabri. Hala orada.
Bütün Hababam sınıflarında var. 90'larda çekildi. Tulum Ayrı hala oynuyordu. Tuzlu Hababam sınıfı. Kemal Sunal vefat etti falan. Bak işte. Şimdi arkadaşlar. Buradaki mesele şu. Şunu ben söylemeye çalışıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Sevgili Bade Ekrem Rikerik Dursun Özbey'e kendini tabii şey yapmaya çalışıyor. Yani göstermeye çalışıyor. Doğal başkan. O anlamda edebiyat biz hocasının kim? Gözüne girmeye kim çalışan. Tabii orada şey ilişki var yani hafif aralarında. Başta fişte olsun istiyor. O aynı şey değil. Bunlar iki erkek. Bunlar biri erkek biri kadın. Ama nasıl ki Bade Ekrem edebiyat hocasına kendini ispatlamaya çalışıyorsa hareketler hareketler atlıyor zıplıyor. Bir de trombonist sahnesi vardı bunun. Trombonist sahnesi bulun. Zıplıyor. Bütün sınıf kaçıyor. Bütün sınıf gidiyor. Bütün futbolcular gidiyor. Bu duramıyor. Trombonist de bulsunlar. Bak. Bu ne yapıyor kendini ispatlamaya. İspatlamaya çalışıyor Bade Ekrem. Evet. Kime? Edebiyat hocası Sevra Özdaman. Evet. Yani Dursun Özbek. Tarık Akan kim? Rahmetli Tarık Akan. Damat Ferit. Ne yapıyor? O da Snyder. Evet. Hocayı şeyinde oynatıyor. Elinde oynatıyor bak. Tulum Hayri. Okul Galatasaray. 12 numara kim? Okul Galatasaray. 12 numara Tulum Hayri kim? Tulum Hayri Sabri. İnek Şaban Selçuk. Kötü bir şey değil. Şaban Yıldız biliyorsun evet. Filmde. İnek Şaban evet. Kötü bir şey değil. Yani belli bir şeyi oturtmak lazım. Bizim şeyimiz bu. Bak 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 nasıl bak. Nasıl bak hocam. Allah bak Allah nasıl. Eylesin. İyi günler diyor. Bak şey yapıyor. Edebiyat hocasını şey tavlamaya çalışıyor. Bak bak hareketlere bak. Bak güzel çalıştırıyorum diyor. Takımı güzel çalıştırıyorum. Bak, bak, bir dakika. Bak, o zaman bak. Mustera'da Çalışkan Ahmet olsun. Çalışkan Ahmet. Her şeyi o topluyor. Tek Çalışkan yapan Ahmet var ya. Çalışkan her şeyi Ahmet o yapıyor. Mustera. Çalışkan Ahmet. Onur Yıldız söyledi. Sevgili Onur söyledi içeride. Hafize Ağa'da kim? Onur'dan. Onur Yıldız. Levent Nasipoğlu. Levent Nasipoğlu'na laf yok hocam. Levent Nasipoğlu. Hafize Ağa'da kim? Futbolcuları koruyor. Levent Nasipoğlu kim biliyor musun? Hafize Ağa'da. Kel Mahmut. Levent Nasipoğlu Kel Mahmut. Takımı çok şey içeride sokmaya çalışıyor müdür. Koy Kel Mahmut'u koy. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Disipline sokmaya çalışıyor. Yine kaçıyorlar. Yine kaçıyorlar. Kel Mahmut'tur. Nazifoğlu. Olay budur. Slider'de Tavat Ferit. Rikerik bundan böyle Bade Ekrem'dir diyor. Gerçek budur. Hemen trombonu hazırlasınlar. O sırada Sinan abi, Ahmet hocam biraz futbol yorumlasın. Erten. Efendim hocam. Trombolin. Canım sıkıldı beni biraz neşelendir Allah aşkına yine daldım. Ne istiyorsunuz? Yapma sikerim abi. Daha ne kadar canım. Yeter ya yeter ya. Al Bade Ekrem. Bade Ekrem'i tam ekran ver ya. Erten versin bir daha Bade Ekrem'i. Bak burada Bade Ekrem'i seyrediyoruz. Bak buradan adam ben, Galatasaray yorumu çıkarıyor. Evet. Ben de bugün Kayseri'ye haksızlık ediyorsunuz. Ya Bade Ekrem'de. Kayseri müthiş oynadı ya. Kayseri İyi verin hadi verin arkadaşlar. Yalan mı Sinan? Kayseri'nin hakkını yemeyin kardeşim. Kayseri de bugün harika oynadı. Sıradaki gargara yapıyor artık. Ligimizi öyle bir şenlendirdi ki Kayseri Sporu ve Kayseri Spor camiasını buradan yürekten kutluyorum. Sözlerimiz yanlış anlaşılabiliyor. Dün de anlaşılmış ama neyse. Onu da söyleyeyim. Sergen Hoca ile birlikte biraz da seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Sergen Yalçın gelikler geçsin bir anlatacağım. Sergen Yalçın ve ekibini. Sergen Yalçın ve ekibini. Sergen başarılı diyoruz. Kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Hı-hı. Devam böyle Sergen Koç'um böyle devam. Ve trombolin. Trombolin Bade Ekrem istiyorum. Türk futbol tarihinin en büyük futbol yorumcusu olan Kemal Sunal'ın maç tahminini istiyorum. Vereceğiz ya, hocam. Doğru, çakı gibisiniz bugün. Çalıştınız mı tromboline? Şimdi bakın. Burası Anta Florya'da. Tamam Bade Ekrem diyor ki çocuklar. iyi yapamıyorsunuz diyor. İyi o top oynayamıyorsunuz diyor. Hollanda total futbol ekolü diyor. Total futbol ekolünüzü öğretmem lazım diyor. Bunlar diyorlar ki biz Türk futbolcusuyuz. Senin totalini motalini biliriz hocam diyor içinden. Kafalarında plan var hepsi kaçacak. Neler oluyormuş bir görelim. Levent Nazifoğlu geldi sonunda o zaman geri kızıyor duramıyor. Her maç yeniliyorum. Takım nerede hocam? Takım yok takım gitmiş. Allah'ım takım nerede diyor ya. Ya bakın işte bakın Fenerbahçelilere görsün. Kendi takımımız olduğumu da böyle dalga geçer sizlere. Ya olay budur. Galatasaray'ın hali budur. Esprilidir. Of. Bu işi toparlaması lazım. Bak. Bu arada biz de Sayın Cengiz Özyalçın'ın konuşması sırasında Galatasaraylı taraftarlar arkadaydı. Onların arasında bizim sevgili dostlarımız da var. Ve sevgili Mehmet Kızılay'la ilgili olarak Mehmet abi ben yıllardır tanırım. 20 yıldır, 25 yıldır tanırım tabii, kendisini. Tabii. Mehmet abinin adı geçmedi. Asla Mehmet yok, Kızılay'la asla ilgili olarak yok. Burada hiç kimse bir şey söylemedi. Tam tersi yani Galatasaray'ın aleyhinde
hiçbir zaman bugüne kadar tek bir kelime etmemiştir. Zaten taraftarlar da orada gelip demokratik bir şekilde söylemlerini dile getiriyorlar. Eleştirilerini dile getiriyorlar. En ufak bir temas, en ufak bir sıkıntı yok. Bunun altını çizerek belirtelim. Birileri yanlış anladı galiba ama Mehmet Kızılay'ın adı geçmedi. Bunun da altını çizerek belirtelim yalnız, sevgili dostlar. Yalnız Cengiz Özyalçın'la bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Tabii tabii. Kibar niye? Beyefendi, niye? Demokratik. Çok hocam, bir gece. Efendim. Hocam bak başka takımda böyle şey olmaz hocam. Açıklamasından sonra verelim mi? Tamam. Açıklaması var. Hocam bak başka takımda böyle şey olmaz. Açıklamasını bir izleyelim Galatasaray 2. başkanını. Yok. Bu değil öbürü. Bu değil öbürü. Öbürü. Geliyor öbürü. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Bana göre Galatasaray'ın bu maçı kazanması zorunlu. Çünkü bana göre 8 puanlık bir maç. Yani yukarıdaki ilk 4'ten Beşiktaş yenilmiş. Başakşehir yenilmiş. Fenerbahçe'de beraber kalmış ise Galatasaray bu maçı kazanması gerekli. Tabii biz de Galatasaray'ın başarılı olmasını isteriz. Doğaldır bu. Ama bizden sonra geleceklere geçmiş yönetimlerin, eleştiri için söylemiyorum, ekonomik olarak bıraktıkları kaosu bu yönetim bırakmamalı şekilde. Biz Galatasaray takımının nerelerde eksik olduklarını biliyoruz. Nelerde eksiklerimiz var biliyoruz. Bugün dikkatinizi bir şey çekti mi? Galatasaray'ın zaafı yan toplar. İki tane yan toptan bugün iki tane gol yedik. Tabii bunlar teknik konu. Bizim futbol AŞ'deki görevli arkadaşlarımız bunları anlatacak. Evet sevgili seyirciler, Sayın Cengiz Özyalçın'ın dikkat çeken bir yorumu şu. Biz enkaz aldık ama bizden sonraki yönetimlere biz bir enkaz bırakmayacağız. Biz futbolun ekonomik tarafıyla uğraşıyoruz. Takımla ilgilenecek durumumuz yok gibilerinden bir mana çıkıyor. Ahmet Hocam, siz Cengiz Bey ile ilgili konuşuyordunuz. Cengiz Bey, bir defa medeni bir vatandaş nasıl davranır? Demokrat kafa nedir? Demokrat insan. İnsan haklarına saygısı olan bir insan nedir? Bunu akşam düşün. Orada bir Galatasaray taraftara. Doğru. Programın ilk bölümünde. Ama bizim taraftar da nazik hocam. Dikkat et. Demokrasi. Tamam. Kalka böyle vurma kırma yok. Yok öyle bir şey yok. Hayır. Araya girerlerde iter kakarlarsa adam kötü. Son derece hukuka uygun protesto. Cengiz Bey de taraftara dinliyor. Cevap veriyor. Hakem hataları olsa bile fazla saldırgan değiller. Çünkü öteki türlü oldu mu antipatik oluyorsun. Böyle oldu mu tabii, saygın oluyorsun. Çok çok tatlı. Çok güzel oldu. Ben Galatasaray adına gurur duydum. Taraftarımla da gurur duydum hocam. Taraftar diyor ya Dursun Cengiz Özbek istifa. Özyalçın peki oldu. Dursun Özbek bilmez mi borçlanıp iki tane dünya çapında yıldız neler getiriyor. Yapar ya. O da dolayısıyla her türlü işi yapabilir. Ben bu Galatasaray yönetimine fazla kızmıyorum. Aslında Riekerink'e de fazla kızmıyorum. Riekerink işte, silah tutup gelmedi. Çünkü kapasitesi bak, bu kadar hocam. Tamam. Kapasite bu. Şimdi Riekerink gönderdin tamam. Ya Allah aşkına macera falan aramayın. Hasan şaşmış. Bilmem neymiş falan bunlar yok. Böyle bir şey yok. Doğru. Hasan Şaş bence de hayır olmaz. Devam etmesin ama bu ne Hasan Şaş Hasan Şaş olmaz. Ben bu sezon tamam söylüyor hocam. Hocam tamam haklısın da belki haklı olabilirsin. Haklısın demiyorum. Belki haklı olabilirsin. Fakat Hasan Şaş olmaz. Igor Tudor olmaz. 10 maç kalmış. Yani kime söyleyeyim mi? Chelsea'den Conte'yi mi getireceksin? Söyleyeyim mi? Manchester'dan Oso Mourinho'yu mu getireceksin? Söyleyeyim mi? Kimi getireceksin? Yok, Riekerink devam edecek diyor. Kimseyi mi vermiyorsunuz? Anketi gösterin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bugün Galatasaray başkanı olsam ve tablo şu olsa yani liderin 5 puan gerisinde olsam ve liderle 2 hafta sonra maç oynayacak olsam. Tamam. Yani Beşiktaş'ı kastediyorum. Evet. Başakşehir'in de 3 puan gerisinde olsam. Tamam. Ve ben Dursun Özbek olsam. Ne yaparsın? İlk işim gece saat 2'de. Fatih Terim'in kapısını çalar eve girerim. Derim ki seninle sabaha kadar konuşacağız. Federasyon var. Bir dakika müsaade. Fatih Terim demiyor mu? Beni yapan Galatasaray'dır. Ben Galatasaray'ın çocuğuyum. Ben başkan da olmak istiyorum. Galatasaray'a başkan da olmak istiyorum. Tamam. Fatih Terim'le türlü problemler yaşayabiliriz. Yaşayabilirim. Hı. Fakat şunu söyleyeyim. Galatasaray tarihinin ben söyledim, Galatasaray tarihinin Terim gelsin diye söyledim hocam. Galatasaray tarihinin Fatih Terim'e en fazla ihtiyaç duyduğu gün bugündür. Sebebi şu. O kadar değil de hocam, daha kötü oldu zavallar oldu. Bir bitirsin ondan sonra. Tamam sebebini daha söylemedi hocam. Çok tuhaf bir şey söyleyeyim. Başlayın ne olur. Şu anda canım, hocam, tamam, bakın tamam, Fatih Hoca'ya dedim ki hoca. Konuşurken bana da tamam, böyle sağlık çık. Şimdiye kadar Galatasaray'a hizmet ettin, karşılığını aldın. Seni sen yapan Galatasaray, fazla bizim fazla sana var. Şimdi ihtiyacımız var. Hamza Hamzaoğlu da boşta. Yanına al. Tamam mı kardeşim? 14 hafta. Çünkü biliyorum ki prensip olarak.
Beşiktaş'ı yenmek kaydı şartıyla 12-13 maç kazanırsan şampiyon olursun. Beşiktaş'ı bu Galatasaray Beşiktaş'ı yenebilir mi? Yenebilir, yenemeyebilir. Fark etmez. Hocam, bir şey ama hocam, avantajı işte var Galatasaray'ın. Hocam, ben, bakın hocam, avantajı şu avantajı Galatasaray. Var. Bak ben onu sana soracaktım. Evet. Şimdi Fatih Terim geldi. Evet. Sen Beşiktaş'ın geldi. Tersi, ters oldu. Beşiktaş yendi. Ne yapacağım Fatih Terim 14 maç? Anladım. Ne yapacağım Fatih Terim? O zaman bir dakika. Ne yapacağım Fatih Şunun Terim? Şunun garantisi var mı? Jose Mourinho geldi yarın. Yanında da iki tane şey adam getirdi. Andre Las Boas'ı. İki tane futbolcu getirdi. Garantin yok. Ya, garantin yok. Onu söylüyorum. Apocuğum, ama hocam, garanti Hasan, yok. Ama Hasan Şaş'la, Raçit'le veya Tudor'la kimseyle evet. Beşiktaş'ın yenme ihtimalinde yok mu? Bir dakika. Tudor'u unutun. Tudor şu anda karşı. Tamam. Tudor önümüze geliyor. Hocam Tudor'u geç. Senin olmaz dediğin, hayal dediğin şeyler evet. olduğunda. Mesela Hasan Şaş'la Raçit geldi. Evet. Yenemez mi o şartlarda Galatasaray? Yenebilir. Tamam olabilir, o da olabilir, öbürü de olabilir. Zaman, yani ama sen bunu kesin çözüm gibi anlatıyorsun. Kesin çözüm Fatih değil. Terim gelecek, oh bitti. Fatih Terim'in, şey. Fatih öyle Terim şey geldiği vakit yani? Galatasaray camiasında iki tane dinamiği toparlayacaksın. Nedir o iki dinamik? Takım ve seyirci arasındaki bütünleşmeyi sağlayacaksın. Evet. Artı Fatih Terim hayla, huyla, şuyla, hocalıyla herhalde Hasan Şaş'tan çok daha fazla faydalı olabileceğini öngörüyorum. Bu demek değil ki. Fatih Terim, Jose Mourinho, Andre Boas yanında iki futbolcu Beşiktaş'a böyle hocam, bir garanti yok. Kabul ediyorum. Kabul bu lig ediyorum biter, bu lig biter. Fatih Terim'i çok istiyorsan, Fatih Terim de Galatasaraylıysa milli takımı bırakır. Galatasaray'ın başına geçer. Takımını da kurar sezon sonunda. Hani şimdi getirmenin manası ne? Şöyle manası var. Evet dediğini kaçmadı olabilir. Ama şu anda tren kaçmadı. Aynen. Treni kaçır. Bak niye? 5 puan. Özellikle önündeki, yukarındaki takımlarla da maçın varsa, hele hele Beşiktaş'la içeride ve Fenerbahçe'yle içerideyse şampiyonluk kaçtı diyemez kimse. Tamam ben şampiyon olmayacağına inanıyorum Galatasaray'ın. Olamayacağına inanıyorum. Hocam bugün yenseydi ben... Tamam. Hocam bugün yenseydi benim için gizli liderdi hocam. Bugün yenseydi gizli tamam. liderdi. Tamam. İçeride Beşiktaş'ı yendi mi bir puan önüne geçiyordu. O da tamam. Yani şu anda matematik olarak şey olarak Galatasaray şampiyonluktan kesin gitti diyebilir miyiz? Hayır. Ha, bana göre gitti de diyemeyiz hocam, şey olarak. Hayır gitmedi de ha. gitmedi maçlar. Fakat şunu söyleyeyim. Ha. Fatih Terim zaten ben de seninle aynı fikirdeyim. Hmm. Galatasaray'ın en iyi antrenörlük, en başarılı olabilecek insan Fatih Terim'dir. Kimyası da çok uyuyor. Kabul ediyorum onu. Sen ama bir yandan da milli takımı ama, şey yapmak istiyorsun galiba. Kurtarayım diyorsun milli takımı. Hayır şimdi biz bir kere zaten milli takımının başındayken biz kendi kendimize konuşuyoruz. Fatih Terim milli takımı bırakır mı sizce? Bırakır mı adam şimdi? Ya şu bırakır durumda. Mı ya? Oo, şu durumda milli takımı bırakır euro. Mı? Bırakmasın. Ayda 300 bin euro. Nasıl olacak bu? Yani hem milli takımı çalıştıracak. Bu şeyde hem... olmadı mı? Basketbolda olmadı mı? Oldu. Tanyemiş. Ama şey çok özel. Aziz Bey hocam basketboldaki ortamla. Aziz Bey Ali Kıran başka şey. Hayır hayır. Aziz Yıldırım. Müsaader misiniz? Basketbol ortamıyla şey Türkiye'de. Basketbol ortamıyla futbol ortamı müsaade aynı misiniz? Mı hocam? Değil. 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 Fatih Terim niye böyle bir risk? Gel yerinden oynayın hocam. Fatih Terim niye böyle bir risk alsın abi? Hayır. Hiç yani. Bir. Fatih Terim. Şöyle ya ben Galatasaray'ın neferiyim, askeriyim, eriyim. Hayır hocam. Sen de sonu göreve gelir hocam. Ayrı bir şey yani. Şimdi bakmak lazım duruma. Şimdi bu Galatasaray takımında... Bana Ekrem'i penaltı atışını koy. Galatasaray takımında sıkıntılar var. Galatasaray takımında dediğim gibi bakın Tudor mudor değil. Galatasaray'ın iç bünyesinden bir tane grup yapıp bu takımla abi kardeş 14 maç. 14 maç gidecek. Onun dışında Reykjavik devam ederse bunun ucu Dursun Özbek'e dokundu. Dursun Özbek en masumu. Ne yapmaya çalışıyor? Kulübü mali olarak enkaz almış. Büyük borçlar var. Demin hocanın söylediği gibi. Çok kolay abi. Bekara kadın boşamak. Hmm. Gelirsin tık tık transferleri yaparsın. Aman dersin. Beni hiç ilgilendirmiyor dersin. Ne olursa olsun dersin. Benden sonra gelen düşünsün. Önemli olan sportif başarı. Adam bunu yapmıyor. Dursun Özbek. Yanlış yönlendiriliyor. Bunda hemfikiriz. Bir gerçek vardır. Rekering devam etmesi Dursun Özbek'e sıkıntı yaratır. Rekering'in dışındaki her türlü hamle Galatasaray taraftarının istediği hamledir. Evet. Ama bu asla eğer Tudor, Mudor bu dönem olmaz. Karabin hocası zaten şu an olmaz. Yeni sezonda da Tudor Galatasaray'ı kaldırmaz, yetmez. Galatasaray kenarda. Bütüne bakın Galatasaray'da diyorsun. Eski futbolcusu Bülent Korkmaz, Tugaylar hocalık yapabilirler. Çünkü Galatasaray içine yetişme ama Tudor'un kalibresi Galatasaray. Benim bu fikri olarak söyleyeyim yetmez. Geldi örnekler var abi. Yani bunun örnekleri oldu hep oldu her kulüplere geldi. Onun için Galatasaray kulübü ya yeni sezona kadar geçiş yapacak. Yeni sezondaki hocası eğer kurtuluşu varsa Galatasaray kulübünün milli takımda durumuna bakacak. Fatih Terim'e kulübün anahtarlarını verecek. Buyur baba diyecek. Al diyecek. Teslim edecekler. Onun dışındakilerin hepsi bu Galatasaray futbolcu topluluğuna sıkıntı olur. Ve Galatasaray takımından hiç bilmediğiniz bazı, bak konuşmadığınız bazı şeyler var. Galatasaray'dan özellikle
5-6 tane, 7 tane, 8 tane oyuncuyla vedalaşmak lazım. Tabii. Bence diyorum. Bakın. Ben sezon başından beri bunun içinde sadece Sabri var mı? Sabri meselesi değil. Sabri ufak. Sabri değil. Sabri evet. Abi Sabri'nin bir günahı yok. Sabri'ye forma giriyor. Çalışıyor yazık. Tabii canım tabii. Kavandalar geliyor. Tarifler geliyor. Sabri bunlardan iyi oynuyor. Sabri silah dayanmıyor ki ben oynatın diyor. Nasıl oluyor işte bu? Nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor bu? Abi demek ki yerine iyisini bulamıyor. Burada yapacakları tek şey vardır abicim. Galatasaray'da bazı oyuncular, isim vermiyorum yanlış anlaşıldı. Bazı oyuncular takımın ayengini bozan bazı oyuncularla vedalaşacaklar. Bu yerli, yabancı hepsi olabilir. Kim olur isim vermeyeceğim. Onun dışında Galatasaray'ın önünü açmak istiyorsan güçlü bir antrenör, herkesin saygı duyacağı bir antrenör. Tudor yapamaz bu operasyonu. Bu operasyonu yaparsa Fatih Terim yapar. Onun dışında kimse yapamaz arkadaşlar. Buyurun. Onur, sana 3 tane şey gönderdim. Onlara bizim Badi Ekrem amca yavru kurtlarım benim der. Bizim Riker'i yavru kurtlarım der. Penaltı atışını, yeter şu penaltı atışını bir koyalım. Biz gelecek şimdi hazırlıyorlar yani, arkadaşlar. Penaltı atışını koyalım. Rasim'cim. Böyle kung fu gibi Galatasaray'ın hocam. Kim sana getirse desen herkes. Sayın Cumhurbaşkanım. Rasim seni ekonomi bakanı yapıyorum. Gel kardeşim. Hayır kabul etmem diyeceksin. Yani doğru söylüyorsun. Şey alalım. Hayır olacaksın diyecek. Sen diyorsun efendim. Ama Riker'i gibi. Hayır olacaksın Rasim. Ama Riker'i doğru. Geri gibi kabahat yok. Adam ne kabahat var? Adam beklemiyor bak. Zaten bak bizim taraftar enfes söyledi. Bu arada Galatasaray taraftarıyla gurur duydum. Böyle bir nezaket ve zarafet dolu hazırmış yavru kurtlar. Protesto helal olsun. Bir... Koyuyorum Badi Ekrem Riker'inki. Ya bırak artık Badi Ekrem Riker ya. Herkes görsün bunları. Riker'in diyor ki. Riker'in diyorlar ki hayır Riker'in gidiyor. Siz büyük hocaymışsınız. Hocam siz büyük. Bizim teknik de yok. Öyle miyim diyor. Altyapı ben altyapıya geldim diyor. Affetsin. Affetsin. Ben altyapıya geldim diyor. Söylüyorsun söylüyorsun. Gırgır yapıyoruz affetsin. Gırgır yapıyoruz. Ben altyapıya geldim diyor. Riker'in. Adama en büyük hakareti sen yaptın ya. Dinle dinle. Siz teknik direktörsünüz. Geldi diyor. Hayır, bir ya bir susun be kardeşim anlatalım ya dur be Rasim ya. Anlattın sen anlattın. Hayır. Çok fena. Abi diyor ki adam orada soruyor. Orada. Diyor ki Dombili diyor ki orada. Dombili. Dombili kim? Dombili olan mı? Diyor işte Dombili diyor. Hocam siz bizim teknik direktörümüzsünüz diyor. Öyle miyim diyor. Evet misin diyor. Evet misin diyor. Evet misin diyor. Kusura bakma hocam. Hocam kusura bakma. Aa söylüyorsun. Devam. Kusura bakmasın ya. Ne bileyim ayıp oldu. Devam. Oymak Bey Riker'in. Derse bir de penaltı vardı. Penaltı hazır etsinler. Penaltı öğretiyor. Nereden geldi aklına? Ama aklıma dedim ki bizim orada taraftar dedi ki beden eğitimi hocasını getirdiniz. Beden eğitimi hocaları da benim saygım sonsuz. Beden eğitimi hocası değil. Anaokulu öğretmeni diyorum ben. Olay bu. Oradan aklıma geldi. Bizim taraftar beden eğitimi hocası diye Cengiz Özel için. Dedim ki bundan böyle Riker'in Badi Ekrem'dir. Bitti. Koy Ertem. Daha neler var? Kung fu dersleri var. Onlar da yapıyor. Şey, penaltı atışını gösteriyor. Arkadaşlar koyun hazırlayın. Ya Rasim sen nasıl bir adamsın ya? Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ama tuttu ya, şu an bütün taraftan arıyor. Bak Sinan abi bile kahkahalara boğuldu. Sinan, olmaz mı ya? Sinan abim var ya gecenin en büyük... Ertem penaltı hazır mı? Penaltıyı koy. Önce bir olayı anlat bana. Şimdi Riker'in burada iyi penaltı atamadığı için Galatasaray futbolu penaltıyı öğretiyor. Bir görelim. Bir izleyelim. O biraz da Ayhan Akman. Ayhan Akman yanında. Geri gel Ayhan Akman. Ayhan'ı karıştırma ne yapayım? Ayhan Hoca'yı karıştırma. Ayhan adamdır ya. Ya Ayhan Hoca'yı karıştırma. Ya hepsini seviyorum. Ben Riker'inkini de seviyorum. Ya ben Riker'inkini de seviyorum. Ayhan Akman adamdır. Candır ya. Biraz şöyle bir espri. Oraya yeni dişim var. Buldum. O kim biliyor musun? 143 Zafer. Yanında 143 Zafer. 143 Zafer. 143 Zafer. Hadi. Devam. Rasim. Harika bir adam ya. Ya şu an arkadaşlar. Şu anda çok. Şener Şen Allah uzun ömür versin. Bir de kung fu var onu da hazırlasınlar. Allah uzun ömür versin Şener Şen'e buradan selam olsun. Büyük sanatçı. Ya. Harika bir adam. Büyük sanatçı. Şevket abi de bak yanındaki hemşerim benim. Şevket abi de büyük sanatçı. Şevket Altoğ da ona selamlar. Hakikaten her zaman seyrediyorum. Bak ama mamsın. Her zaman görsek seyrederiz. Bu ara Riker'inki gömdünüz ama ayıp ya. Ne gömdük ya? Espridir bu. Espridir bu. Gömdünüz ayıp ettiniz. Espri var burada ya. Ama tamam da. Espridir, gırgırdır bu ya. Devam edeceğiz. Bu adamı 6 ay önce Ziraat Kupası, Süper Kupayı aldı diye övmediniz mi ya? Yok dedik. Be ya. Oo, ayrı ayrı. Rasim demedi mi ya? Abi futbolun Ertem, Ankara bu. Ertem bir de. He? Bir de. Ankara abi futbolun. Bir de. İki kupalı Riker'in olimpiyatlara katıldığı bir gösteri var. Onu da gösterdi. Bu yaz neredeydim? Onu da koysunlar. Ya bırak abi. Bu ya. Yaz neredeydim? Ertem. O da Türkiye'nin bir dramı. Ertem.
Bak Rasim bu geceki muhalefeti böyle unutturmaya Rasim şu an titizsin. Nasıl unutturuyorum? Rasim şu an titizsin. Ben gerektiğinde kendi kulübümle bile. Tamam bu ama her şeyi yapabileceğim. Ama her şeyi rikerinke yıktın yani. Hayır. Bütün suçlu rikerin mi kardeşim? Esas bu sahada mücadele etmeyen oyuncular kesin. Böyle arkaya yaslansın. Oyuncular, oyuncuların hemen hemen hepsi birkaç istisna ruhsuzdu. Tabii. O korner evet. Atışlarında duran toplar. Zaten Kayseri duran toplara Sergen çok zeki bir adam. Teşhis etmiş Galatasaray'daki ruhsuzluğu, birlik beraberliği eksikliğiydi. Ve belli yerlere çalışarak bizi psikolojik olarak gönderdi. Fotoğraflarınızı gönderin sevgili seyirciler. Beyaz Spor Ertem Tribünü. Ver. Beyaz ne? Ver. Bugün be. Ne ver ya? Beyaz ver. Spor Tribünü etiketiyle fotoğrafınızı gönderin. Şimdi Funko mu? Funko'yu ver. Funko hazırlıyoruz. Beyaz Spor Tribünü burada işte. Sevgili seyirciler Rasim, Şener Şen'in Hababam sınıfındaki o tarihi dünya tarihinin altın harflerle geçmiş olan tiplemesini, body ekrem tiplemesini bugün Galatasaray ikinci başkanı Ertem, bu arada Sayın Cengiz Özyalçın'a arkadan Galatasaraylı taraftarların bir protestosu vardı. Beden eğitimi öğretmenini getirdiniz, teknik direktör yaptınız diye. Rikering'i beden eğitimi öğretmenine benzettikleri için Rasim de body ekrem dedi. Body Rikering dedi, body ekrem dedi. Şimdi Funko dersini veriyorum. Sonra da Ertem bir yenileme yapıyorum. Semra Özdamar'a Dursun Özbek demek olmadı. Türkiye toplumu muhafazakar bir toplum. Birazdan Dursun Özbey'in fotoğrafını burada yayınlayacağım. Yahu Rasim. Birazcık önce bir şey izleyelim. Bir Funko hadi gelsin, dersini. Funko gelsin. Rikering tamam. Arada çocuklar disiplinsiz olduğu için onlara disiplin vermeye çalışıyorlar. Ver abi ver. Şener Şen'e de buradan sevgilerimiz, selamlarımız, saygılarımızı gönderiyoruz. Büyük üstad, büyük ustaya. Süper. Kucak dolu sevgiler, selamlar. Ayşen Guru'da hanımefendiye hürmetlerimizi gönderiyoruz. Rikering maçtan sonra ne dedi Ertem'cim? İzleyelim gerçek Rikering'i. Gerçek Rikering'i izleyelim. Beyaz Futbol, Madin Rikering. Beyaz Futbol tribünü. Ertem beyaz... hoşgörülerine sığınalım. Tabii tabii. Espri yapıyoruz, görgür yapıyoruz. Yanlış anlaşılır. Bir görgür var, bir hoşgörü var. Burada yani espri yapıyoruz. Şeyi de bir düzeltelim. Semra Özdamar değildir Dursun Özbek. Yanlış oldu. Ertem'cim Dursun Özbey'in otoritesine benzeyen o karakteri koyar mısın? Kim o? Müdür. Müdür karakteri. Lazım geçelim. Bir koyalım. Birazdan. Rikering'den sonra. Evet, Rikering'den sonra. Tamam hayatım. Beyaz Futbol Tribünü etiketiyle bizlere yazıyorsunuz. Tweetleriniz aşağıda geçiyor. Hangi teknik direktörü istiyorsanız yazın lütfen. Nasıl bir görelim onu hangi ya? Teknik direktör? Dursun Özbey. Görelim bakalım hayatım. Sevgili seyirciler. Ertom. Hazırlıyor arkadaşlar senin abicim. Çevirmeye çalışıyorum ben. Hayır olmadığı için. Yani merak ettim. Oğlum daha göndermediğim için. Abdülkerim abi gözüne ne oldu ya? Kırıldı ya. Biliyorsun. Ne oldu? Yanta kırıldı. Hakikaten kırıldı. Diyorum ne oldu? Nerede? Sapı nerede? Yere düştü hocam baksana. Sevgili seyirciler. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Nerede içeride? Tribünü etiketiyle. Ertem. Ve hangi teknik direktör istiyorsunuz? Rikering geliyor. Dur. Ertem. Buyur babacığım. Bir anons etsene. Ne anons etsene? Gültepe Spor'u tebrik etsene. Gültepe Spor kendimi konuşurken fotoğrafı geldi. Geldi Gültepe Spor'u şahsen. Tabii tabii. Bir anons etsene. Arkadaşlarımız tekrar verecek. Bir anons etsene. Gültepe Spor'u kutluyoruz. Yürekten kutluyoruz. Şampiyonluğunu yürekten kutluyoruz. Okul müdürünü verelim hadi. Süper gelmiş. Amatör. Ver işte Dursun Özbek. Gültepe Spor'u tebrik ediyorum. Şafak Aksakallı sana da selam kardeşim. Gültepe Spor'u tebrik ediyorum. Süper amatöre çıktı çocuklar. Maçınıza da geleceğim. Evet. Ben de Gültepe. Getireceğim. Üçü Dursun Özbek. Rasim'i de getireceğim. Ben de tebrik Dursun ediyorum. Dursun Özbek hakkında yorumum. Çok iyi adam. Efendi adam. Evet. Dursun Özbek bu. Ya Rasim çok pinti. Pinti oğlan. Çok pinti. Okulun müdürü. Çok pinti. Pinti işte aynen. Yapma Rasim. Dursun Özbek pinti. Dursun Özbek bonker abi. 120 milyon cebinden vermiş ya. Ya pinti haklı Dursun olarak. Dursun Özbek sabahlara kadar uyuyamıyormuş ya. Hayır futbolcu alırken falan pinti ve haklı orada. Ya bu para vermeyen öğrencileri okuldan atıyor. Todo öyle. Sevgili seyirciler Hamza Hamzoğlu ile ilgili olarak bir sıcak gelişme var. Son dakika gelişmesi şu anda bütün ajanslara düşen. Geri geliyor çok mi? Önemli bir gelişme. Ya güldürüm. Öncelikli olarak Beyaz Futbol'un Beyaz Futbol ekibinin istihbaratını verelim. Yer Etiler'de Zerafet et lokantası, et restoranı. İsmini ismini vermek istiyorum. Çünkü neden? Haberin doğruluğu açısından vermek zorundayım. Lütfen bağışlayın. Zerafet restoranı Etiler'de. Sevgili Hasan Şaş'la Hasan Hoca'yla Galatasaray 2. Başkanı Sayın Cengiz Özyalçın geçtiğimiz hafta içerisinde bir görüşme olmuş. Bir yemek yemişler. Bu görüşmede iki tarafında transferle ilgili yani Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili konuştukları belirtiliyor. Bunun altını çizerek Hamza Hoca ile ilgili olarak da bir gelişme var. Hamza Hamzoğlu yönetime her türlü göreve hazırım. Aramızda kırgınlık yok mesajını göndermiş. Tekrar ediyorum. Hamza Hamzoğlu yönetime her türlü göreve hazırım. Aramızda kırgınlık yok mesajı göndermiş. Aslan İstatistik Twitter'da
Onların istihbaratı eski bir yöneticiden efendim çok bence operasyon haberi bu. Eski bir yöneticiden gelen bilgi bu yöndeymiş. Bilmiyorum ama. Sevgili Bursa Sporlar niye cevap vermiyorsunuz diyorsunuz. Birazdan ben bir cevap vereyim vereceğim. Mi? Birazdan cevap vereceğim. Ertan ben bir cevap vereyim. Bakın. Sevgili Bursa Sporlar, ben dünkü yayını falan izlemedim. Hiçbir şey bilmiyorum. Bursa'yı da çok severim. Ve Bursa'ya haksızlık edilmesinden de çok rahatsız olurum. Bursa'ya özel bir sevgim de vardır. Bursa'da birçok değerli insanı da tanırım. Fakat diyelim Ertem yanlış yaptın düşündünüz. O ayrı. O aranızda. Hı. Ama Ertem'e yok FETÖ'cü, yok bilmem ne. Bakın bunlar boş laflardır. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün makamları güler geçer. Çünkü bu adam 2013'ün o en kritik dönemlerinden itibaren kellesini koyup savaşmıştır. Bütün bunlar çok güçlüyken o Önder Aytaç'ı içeri aldıklarında Ankara'dan gol haberi var demiştir ki o sırada da seçim meçim olmamıştı. Yani kimin kazanacağı belli değildi. Onun için Ertem'le ilgili her şeyi söyleyin ama bu şekilde bir iftira atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm makamlarını kendinize güldürürsünüz. Başka şey söyleyin. Başka şekilde eleştirin. Haklı da olabilirsiniz. Onu bilmem. Ama bu tür bir şey bir kere tutmaz. Onu size söyleyeyim. Evet. Ertem, bu arada Bursa Spor'a buradan sevgilerimi, selamlarımızı gönderiyorum. Bursa Spor'u her zaman çok sevmişim. Doğru söylüyorsun. Ya ben zaten gülüyorum da Bursa Spor'u yürekten sevdiğimi her zaman söylerim. Dün Sinan abiyle yaptığım yayında da söyledim. Bursa Spor benim için çok başkadır. Bursa Sporlu taraftarlar eğer Bursa Sporlu taraftarlar... Bir yanlış yapmışsan da. Hayır yanlış yok. Yanlış yok. Bursa Sporlu taraftarlar üzüldüyse biz özür dilemesini de biliriz ama yanlış yapmadık. Dün sahaya giren o kardeşimizle ilgili olarak söylemiş olduğum bir sözden dolayı sahaya giren herkesle ilgili ister Beşiktaş'ta, ister doğduğum memleket Malatyaspor, ister Kayseri, ister Trabzon, ister Fenerbahçe olsun, kim olursa olsun sahaya girenlere karşı bir alerjimiz olduğu için bundan dolayı futbola zarar verecekleri için bir ifade kullandım. Bursa Spor'a, Bursa Sporlu'ya terörist denir mi? Bunu söyleyenin dili kopsun. Dili kopar. Eğer böyle anlaşıldıysa da ayrıca Bursa özür de dileriz her zaman. Bursa'dan. O da ayrı bir mesele. Buradan Bursa Spor'a başarılar diyorum. Bursa Spor taraftarlarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili sen Derin Bursa kardeşim. Taraftarı, öpüyorum Derincim. Derin kızımız öpüyor. Sen Bursa Spor taraftarına komple taraftarına terörist öyle falan şey demedin. Sahaya atlayan dedin. Futbol terörist. Futbol evet. Teröristlik bir laf evet. Ettin. Çok da önemli değil. Yani dediğim gibi dün akşam yani dediğim gibi yani bir arkadaş bağlandı. Bir şeyler söyledi kendine göre. Önemli değil arkadaşlar. Bu çok uzun uyutmaya gerek yok. Bursa Spor büyük bir camiadır. Kapatalım gitsin abi. Bu ülkenin yasaları vardır. Futbol Federasyonu vardır. Hukuklar vardır. Kararını verir. Bursa Spor camiası kendi kararını kendi yöneticileriyle ilgili verir. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. Aynen öyle. Bursa Spor'un büyüklüğünü tartışanla da tartışırım her zaman. Ben size bir bu şey arada söyleyeyim. Hocam çok özür dilerim. O saçma sapan hashtag'i açan kişiyle de ilgili olarak yasal işlemler devlet aynen. Nezdinde yarın sabahtan itibaren başlıyor. Tabii. Bunu da belirteyim. Kimin yaptığı da tespit edildi. Neden üzerime geldiklerinde siz biliyorsunuz bu tip durumlarda kimlerin kellesini taşın altına koyduğunda biliyorsunuz. Bu isimlerden biri olduğum için şu referandum sürecine doğru da yapılanlar maksatlıdır. Bilerek yapılıyor. Bunun da altını çizerek belirtmek istiyorum. Ama yarın sabahtan itibaren ilk işimiz bu konuda bu hashtag'i başlatanlarla da ilgili olarak gerekli hukuki yasal hakkımı da kullanıyorum. Ne kadar FETÖ'cü de varsa Allah belasını versin. O da ayrı bir mesele. Evet hocam buyurun. Şimdi Bursa'nın başkanını izledim Ali Ay. Futbolu hiç bilmeyen bir adam. Ali Ay. Kesin. Kötü adam iyi adam demem. Tanımıyorum. Futbolu ama bilmiyor diyorsun. Futbolu hiç bilmiyor. Dün akşam Bursa'nın hakemden yakınmasını gerektirecek hiçbir şeyi yoktu. Yakınması gereken tek taraf varsa o da Fenerbahçe'ydi. Bu bir. İki. Sonra bir adam bağladınız. Kim olduğunu bilmiyorum. Yolda görüşeceğim. Sen izledin mi? Ben izleyemedim. Bugün ben şu akşam izlemedim. Uyuyordum. Ha. Bugün arkadaşlar gösterdiler. Şimdi ben o arkadaşa sinirinize müsaade eder misiniz? Birkaç laf söyleyeyim. Kısa bir laf. Abi hocam söyle. Gerek yok. En büyüğümüz sensin hocam söyle. Tamam söyle de hakaret etmezsin. Hayır hayır. Hakaret kim etmişim hayatımda? Yok sen sinirlenmişsin. Diyor ki Bursa Spor'un büyüklüğünü kardeşim. Adın Hakan mıdır nedir bilmem. Mesleğin ne bilmem. Kasap mısın? Avukat mısın? Esnaf mısın? Galerici misin bilmiyorum. Bursa Spor büyük takımdır. Ama sen çok küçük bir idarecisin. Sana Bursa Spor küçük idareci olduğun için şu görevi vermiş. Gece yarısından sonra karakollardan holigan toplamadan görevli küçük bir idarecisin sen. Bursa Spor ne başkanlar gördü? Cavit abiler, Leventler, rahmetli İbrahim Beyler ne başkanlar gördü? Hepsi adamdı. Hepsi Bursa'ya bir yerlere taşıdılar. İdareciler de öyleydi. Ama sen büyük Bursa'nın küçük
Vizyonu küçük, profili küçük bir idarecisin. Ve senin sadece bir görevin var. Sana demişler ki, git saat 1-2'den sonra karakollarda sahaya atlayan holigan varsa onları topla. Sırtınızı vaza, yanaklarını öp, evine kadar teslim et. Eğer çocuklar çok küçükse, anneleri babalar, sonra da tut buradan Bursa halkına tweetle, kardeşimizi evine teslim ediyoruz diye yaz ki seni sevsinler küçük idareci. Burada mahkemeyi, ben gerekirse burada mahkemede yaparım. Malzeme mi lazım? Senden iyi malzeme mi oldu dün akşam? Yazın gelince başka malzemeler kullanırız. Kışın seni kullanıyoruz. Yazın gelince transfer malzemelerini kullanırız. Ne demek istediğimi sen benim anladın. Sakın bir daha cin olmadan şeytan çarpmaya kalkma. Dua et, dün gece ben yoktum burada. Arkadaşlarım çok kibar ve beyefendiler. Ama küçük idarecilerle konuşmak adetim değildir. Sakın bir daha Bursa'nın büyüklüğünü arkaya alıp da yaptığım bu küçük işler büyük işmiş gibi gösterme. Sen gece yarısından sonra karakollardan sahaya atlayan holiganları alıp karnını doyurup evine teslim etmekle görevli bir küçük idarecisin. Teşekkür ederim. Evet. Bir reklama gideceğiz. Reklama giderken ben son kez bir şey söylemek istiyorum. Erdem haydi gol madde ekle. Ve bir daha bir şey söyleyeyim bu arkadaşa. Son kez. Sen futbol alemini fazla bilmezsin. Belli ki ya yelken sporundan geldin ya atıcılıktan geldin. Futboldan gelmediğin belli. Futbolu öğren biraz. Ve sakın bir daha Bursa, büyük Bursa'yı arkana alarak küçük işlerini kapatmaya çalışma. Çünkü sen küçük idarecisin. Küçük idareci derken şu manadır. Küçük işler. Gece yarısı senin işlerin. Getir götür. Holiganı karakoldan al. Evine götür. Tekrar götür. Yani Bursa Spor yöneticilerinin bel boyusun sen. Evet, ben son kez bir cümle söylemek istiyorum müsaade buyurursanız. Sinan abi, Lazım. Abdülkerim abi, zamanınızdan çalıyorum ama. Estağfurullah, estağfurullah. 17-25 Aralık'tan sonra ben canımı ortaya koydum. Yok, kendini bir cümle söyleyeceğim. Canımı ortaya koydum. 17-25 Aralık'ta aileme kadar tehditler aldım. Bu Fethullahçı terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü gazetelerinde benimle ilgili manşetler verirken kimse ortada yoktu. Siz o zaman onları savunurken benim adıma, benim ailemde, anneme, babama, eşime, çocuklarıma kadar herkes tehdit ediliyordu. Bir, ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimin yanında oldum. Bu bir. İkincisi, 2014'ün sonunda Kod Adı Kos filmi vardı biliyorsunuz. Fethullahçı terör örgütünün gösterme deşifre adına yapılan, deşifre eden bir film vardı. O filmi en çok kamuoyunda izleyin diyen, söyleyin diye aleyhine Kod Adı Kos filmini yaptığımızda yıl 2014 sonu ve en büyük desteği verenlerden biri de benim. Bu iki. Üçüncüsü 15 Temmuz gecesinde saatler daha 22'yi gösterdiğinde kimse darbe girişiminin olduğunu farkında değil. Benim attığım tweet ortada. Sayın Cumhurbaşkanımızla fotoğrafımız var, koydum ve yerimiz belli, tarafımız belli, mekanımız belli. Gelin beni de alın dedim. Ertem, bu kadar basit. Kimin Fethullahçı terör örgütü olduğu Ertem, belli. Ayrıca bunu senin 2011'de, 2012'de söylediklerini koyarlarsa Ertem, bu aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef almaktır. O zaman dürüst olacaksınız. Diyeceksiniz ki biz Recep Tayyip Erdoğan'ın da düşmanıyız. Senin de düşmanınız. O zaman tutarlı olursun. Tek Ertem'i avlayalım. Ertem yine şeydir, bir tane sonuçta futbol adamı. Biz Ertem'e odaklanalım ama Tayyip Bey'i görünce yalakalık yapalım derseniz size bunu ödetirler. Kendinize bunu, gelin, haddinizi bilin. Bunu anlatmaya da gerek yok. Reklama mı giriyoruz? Daha önemli bir haber vereyim. Buyurun. Şu anda İnçer Azapan Instagram'da canlı yayında. Hemen seyredelim o zaman. Hemen seyredelim. Sevgili seyirciler, reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra fotoğraflar ve Fenerbahçe. Avukatın dün gözden kaçan bazı açıklamaları var. Hepsini konuşacağız. Hepsini anlatacağız. İşimiz siyaset değil. Biz futbol konuşalım. Eğer Bursa Spor taraftarı da kırıldıysa özür dilemek erdemliktir. Baş göz üstüne hepinizi çok seviyorum. Bütün Bursa'ya selam olsun. Yeşil beyaz topraklara selam olsun. Sizleri çok seviyorum. Ertem, reklama gidelim. Reklama gidelim. Karagümrük'e de tebrikler. Karagümrük'ü kutluyorum. Bugünkü aldığı deplasmanda puandan ötürü. Reklam. Sevgili seyirciler, Leicester City'nin bir forması geldi. Beyaz futbol. Leicester'da yaşayan kardeşlerimizden geldi. Bakın, şampiyon Leicester City'nin beyaz futbol forması için çok teşekkür ediyoruz. Kime? Sevgili Okan ve Tuğba'ya. Okan Çağlar ve Tuğba Kaygusuz'a çok çok teşekkür ediyorum. Doğru söyledim değil mi? Okan Çağlar ve Tuğba Kaygusuz'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun, bize bu formayı getirdiler. Okan'cığım, beyaz futbol, şampiyon beyaz futbola gelen forma bu. Leicester City'nin teknik direktör
Ranieri. Ranieri. Claudio Ranieri'ye de çok teşekkür ediyoruz. Selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Arkadaşlar her akşam beyaz futbol izliyormuş. Pazar geceleri özellikle. Ranieri mi? Evet, Ranieri. Ranieri akıllı ol oğlum. Bak bu sene takım kötü. Hocam öyle olmaz. Akıllı ol Ranieri takım kötü. Oğlum diyorsun adam. Dinliyor, seyrediyor şu anda. Olumlu anlamda diyorum. Çeviriyor mu? Ertan, yarıda simültan tercüme var. Şener Şen hocamdan özür diler misin? Özür dileyeceğim. Şener Şen'e biz gurur duyuyoruz. Şener Şen Burki. Benzettiği adam bir kering mi demiş. Yok dememiştir öyle bir şey. Yok. Şener Şen adamdır. Dememiş. Şener Şen. Ben beyefendiyle bir kere. Beni göster. Bir kere. Şener Şen yaşayan en büyük Türk aktörüdür. Bak çok önemli. O şişeleri atar mısın? O su şişeleri. Dur. Su şişesi olduğunu göster de dur. Su şişelerini at da ne olursun. Bak, kenara şey koy. Türk aktörü, yaşayan en büyük Türk aktörü Şener Şen'dir. Sinan'dan sonra. Ya sevgili seyirciler bir saniye. Sen büyük oynadın bizim filmde. Dur. Ne yapıyorsun Allah ya? Allah aşkına hangi televizyonda, hangi programda şöyle bir masa var? Çikolatası. Didi. Didisi. Suları. Kapakları. Suları kaldırır. Anahtarı. Nagihan'dan öyle korkuyor ki eve geleceğim mesajı bu. Bu da pili. Bank. Pili. Evet, burada da masanın altında da var. O da su. O da su. Suyu kaldır Erto. Suyu da göreyim. Reklama giriyor. Ya şunları kaldıralım. Suyun arkasını gösterdik. Suyun arkasını göstermedik. Allah aşkına şu kapakları falan abicim canımın içi. Çikolataların yarısını yemişsin. Çikolataki İngiltere'den geldi. Ne yapayım? Leicester'dan geldik. Sağ ol kardeşim. Yarısını bizim İbrahim Seten'in oğlu yedi. Yedi. Doğa yedi. Doğa Seten. İbrahim abiye ulan selamlar. Doğa Seten adamdı. Ama fiziğine var mı? Doğayı bu sefer biraz süzülmüş gördüm ki. Doğayı kirletme. Doğa gibi yedi boğa. Doğa fiziğini bozma çok çikolata yeme. Yani vücudun şu an fit durumdasın sakın oğlum. Ama biraz süzülmüş gördüm ya kilo vermiş. diyette yemiyor. Doğa canımız sevgili seyirciler hemen belirtelim. Birazdan Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Avukatla ilgili görüş açıklamalar var biliyorsunuz. Avukatın açıklamaları var. Dün gözden kaçan bazı yorumlar vardı. Bütün televizyonlarda belki de gözden geçen yorumlar, gözden kaçan yorumlar vardı. Bir konuşamadım. Bunlarla ilgili detaylı bir şekilde arkadaşlarımız çalışma yaptı. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Evet, hepsini evet, tek tek nokta nokta virgül noktasına virgülüne dokunmadan ekranlarınıza getireceğim. Dün avukat çok sinirlenmişti. Ama haftanın kazananı Fenerbahçe oldu. Enteresandır. Kesin bir puan. Şimdi dalga geçme abi. Bu aydı. Hocam bu aldı. Bir puan. Erdem. Kazandılar adamlar. Erdem. Şiddetle kınıyorum. Şanslı bir dik. Sen var ya sen şiddetle kınıyorum seni. Erdem bu şanslı bir dik. Yasin'le dalga geçme diyorsun. En büyük dalgayı sen geçiyorsun. Ben yer miyim bu işleri? Allah'tan kork. Haftanın kazananı. Ne kazananı kardeşim? Allah'tan kork. Haftanın kazananı Fenerbahçe. He? Haftanın kazananı Fenerbahçe. Bak hala dalga geçiyor abi, ya. Abi bir puan. Bir puan. Bir puan. Bak görüyor musun? Bir puan. Bir puan. Eğer dalga geçmezse sen insan değilim sen bak. Sen Rasim'den daha tehlikeli. Herkes kaybetti ya. Adam haklı. Hocam dalga mı geçiyorsun? 9 puan fark 8'e indi. Onu kazandık yani. Abi herkes puan kaybetti ya. Bırakın Ülker'im abicim. Başakşehir 4 yemiş bak Melipol Başakşehir. Bu arada hocam. Bin TV, Bin Sports'un Pieros'una göre Başakşehir'in ilk gol offside. 19 santim offside'miş. Onu da belirtelim buradan. 19 santim offside'miş. Ben offside değil gibi gördüm. Evet, siz öyle görmüşsünüz. Pieros offside diyorsa ne diyeceğiz? Hayır mı? Estağfurullah hocam ben demiyorum. Hocam hakim ben Abdülkerim Durmaz'ı bir saniye. Abdülkerim Durmaz'ı kınıyorum. Bu haftanın en şanslısı diktir. Ya Rasim. Şanslı ya adam. Dalga geçmeden. Dalga geçmiyoruz Gülen Kaya. Ulan dikeri gibi adaya ikram yaptık. Neler yaptık. Yapmayın. O kadar olur. Şanslı avukat şanslı. Bu kadar basit. Ne şanslı bu oğlum ya. Bir puandır abi. Ya, şuraya bak yani bak. Buradan Burak Doğan kardeşime sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Bu zor süreçte her zaman o anladı. Burak Doğan Twitter'dan da takip etmenizi istiyorum. Burak Doğan'a buradan sevgilerimi selamlarımı gönderirim. Burak Doğan adamdır hocam. Allah sinirleniyor. Çok özel bir insan. Size göre herkes adam. Bir kere de birine adam bilmeyeyim ben. Sana bir gece aktif tweetleri gönderince diyeceksin ki gerçekten adammış. Kardeşim evladım. Hocam herkes pırıl pırıl mıdır? Herkes pırıl pırıl. Ne eyyamcı adamlarsınız. Sen de şimdi Levent Nazifoğlu'na gidelim hocam. Ben eyyamcıyım o zaman Levent Nazifoğlu'na gidelim. Levent Nazifoğlu'na gidelim. Kardeşim çocuk adam. Avukatların sunucudan çok memnun değilim. Her bir basın tepkilerini gösteriyorlar. Ne olabileceğinizi bir konuşurken bir tepki gösterdiler. Siz yönetim olarak sezon sonuna kadar hocaya ne devam ettiğini düşünüyor musunuz? Herhangi bir değişiklik olur mu? Bununla ilgili herhangi bir arkadaşlar. Yani hocanın değişmesiyle ilgili
bir şu anda bir okazyonumuz olsa, yani kim gelecek mesela? Şu anda kimi getirebilirsin? Ne kadar yararlı olabilir? Yani hocanın değişmesini şu anda bizim öngörmememizin nedeni, gelecek yeni bir değişikliğin takıma bir yarardan çok zarar vereceğini düşündüğümüzden dolayı. Yani şu anda biz yönetim olarak fikrimiz, şu anda yeni gelecek hocanın da bize 3-4 hafta kaybettireceğidir. Durum bu. Ya buradaki hocanın en büyük problemi, gerçekten herkes dokunabildi hocaya. Ben de samimiyetimle cevap veriyorum. Herkes dokunabildi hocaya. Yani burada biz, tabii ki başta benim zaafım oldu bilmiyorum. Hocayı bir türlü koruyamadık. Yani her gün işte şu gelecek, bu gidecek, bu zaten altyapı hocası. Herkes dokunabildi ve zevk aldı ona dokunmaktan. Acımasızca herkes dokundu. Tabii ki hoca her zaman tartışılır halde ve insanların ağzında sakız olur vaziyette devam etti. Onun için de hoca hep güçsüz görüldü. Yani ben hocanın bu kadar şeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Bugün bizim yendiğimiz zaman o metiyeler düzdüğünüz Abdullah Avcı Hoca, ki o metiyelerin hepsini hak ediyor, onun üstünde olacaktı. Yani bunun kararını siz verin. Bu kadar acımasız olmamak lazım arkadaşlar. Sırf o günü kurtarmak için bir insanı, dışarıdan gelen bir insanı bu kadar yerden yere vurmamak lazım. Yani ben böyle bakıyorum. Yani herkes büyük bir zevk aldı hocaya dokunmaktan. En çok da koruyan Sayın Levent Nazifoğlu oldu. Her zaman, her zaman dokundurmayın. Sonra sonuna kadar devam edin. Hayır, mesele şu. Sayın, sonuna kadar devam edilmesi, bir de en baştan beri bu dedikodular çıktığında hep reddedebilirlerdi. Biz hocamızdan memnunuz. Yani başka birinin gelme olasılığı bile yoktur. Dünya düze döner ama Rick Erick bu sezon gitmez falan. Yani bunu yapabilirlerdi. Ya. Dediler, onlar dediler. Ya sevgili Levent şunu bir kere, sevgili Levent futbolu biliyor. Bir teknik direktörü yönetici falan koruyamaz. Bir teknik direktörü alacağı skorlar, sonuçlar kor. Allah netice koru. Dünyanın en güçlü teknik direktörü kötü sonuçlar kor. Hiç kimse koruyamaz. Vicente Del Bosque geldi. Ayrılmak zorunda kalır. Senin teknik direktörü korumak gibi bir görevin yok Levent Bey. Yani niye koruyamadın? Ya şöyle söylüyor. Şimdi ben Levent'i dinlerken, Levent Nazifoğlu dinlerken, biraz da abim. Galatasaray seyircisine olan saygımızdan dolayı 6 ay burada Rikering Bey diye hitap ettik. Şimdi bak. Hiçbir terbiyesizliğimiz falan olmadı. En çok. Ama şunu da söyledik. Müsaade. Geçen seneki iki kupa sizi kandırmasın. Rikering Galatasaray için bir beden küçüktür şimdi dedik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün Rikering'de bu en basit. Çok maytabı ben geçtim. Ama Levent Nazifoğlu dinlerken de bir tarafında şey oluyor. Şöyle. Evet, yani özellikle belli bir Türkiye'de meşhur bir futbol adamının yakın adamları hep bu Rikering'i baştan beri şey yaptılar. Onun zaten huyu böyledir yani. Kim olduğunu anlıyorsunuz. Delikanlı diye geçinir. Delikanlılıkla zerre ilgisi olmayan kimden bir adam. Ya, isim vermem. İsmini ağzıma almam. O ilk günden beri Rikering'i ne olur ne olmaz Galatasaray'a dönebilirim diye altını şey etti. Doğru. O konuda, ama yani Nazifoğlu da, Dursun Özbek de. O zaman bak, Nazifoğlu dürüst bir adam. Çıkacak söyleyecek. Diyecek ki bak, diyecek hocam, bilmem ne hocam, yapma bunları, biz biliyoruz. Biz kimin, hangi muhabirin, kimin bilmem ne biliyor. Nasıl Altay ile ilgili coştu, dağıttı ortalığı. Bak, hiçbir tepki yok. Nazifoğlu millet demek ki haklı buldu. Abi şimdi, ama şimdi söyleyecek abi. Yoksa Rikering'in başarılı olduğunu söyleyemem. Ya ben Nazifoğlu'nu seviyorum ama bu Rikering'e başarılı demek, devam etsin de, ben şu kanaatliyim. Yeni bir hoca yerine Rikering bu sezon tamamlasın. Bir şey yok ama önümüzdeki sezon olamaz yani. Abi ben sana söyleyeyim, zayıf sonuçlar alır. Her türlü antrenörün her türlü altı oyulur. Dolayısıyla güçlü takımlarda, özellikle büyük takımlarda iyi sonuçlar alacaksın kardeşim. Kimse senin altını falan oyamaz o zaman. Evet. Ama sen kötü sonuçlar alırsan futbolun kanunudur, kaderidir bu. Maalesef. Bu iş teknik direktöre, yönetim gitmez, başkan gitmez. Yönetimler... Futbolcu kovamazsın. Hoca koymak en kolayıdır. Bir Rikering'in açıklamasını izleyelim. Sinan abi reklamdan önce istemişti. Bir izleyelim, çünkü söyleyecekleri var Rikering'le ilgili olarak. Bir izleyelim, sonra Sinan abiye döneceğim. Şimdi hoca ilk geldiğinde Galatasaray taraftarı kendisine çok ilgi alaka gösterdi. Rikering Bey diye bir lakap taktı. Bugüne geldiğimizde Galatasaray taraftarı sosyal medyada olsun, tribünlerde olsun, bir kez Rikering Bay diye bir göndermede bulunuyor kendisine. Bununla ilgili herhangi bir
cevabı olacak mı? İstifa etmeyi düşünüyor mu? Az önce de ikinci başkan Cengiz Özyalçın konuşurken taraftarlar beyaz mendil attı konuşma esnasında. Bunlarla ilgili söylemek istediği bir şey var mı? 35 senedir bu sektörün içindeyim. O yüzden bu tip şeylerin olması çok normal. Futbolun bu işin doğasında var. Hocaysanız bu tip şeylere mutlaka alışık olmanız gerekiyor. İyi zamanlarda sizin isminizin söylenmesi, olumlu şekilde söylenmesine ne kadar hoşunuza gidiyorsa, kötü zamanlarda da bu tip şeyler olabiliyor, bu tip tepkiler olabiliyor. O yüzden bunlara alışığım. Diğer taraftan tekrardan maça dönersek, yediğimiz 2 tane gol duran top, ama ne olursa olsun bunun bahanesi duran top olmamalı. Bugün kendi performansımıza bakmamız gerekiyor. Ne yazık ki istediğimiz performansı gösteremedik. İstediğimiz agresifliği, istediğimiz hırsı gösteremedik sahada. Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi buydu. Çok çok önemli bir fırsat geldi ayağımıza. Aradaki farkı kapatma açısından, ama ne yazık ki değerlendiremedik bugün bunu. Şimdi devrin zengin sorusu. 35 yıldır, 35 yıldır bu işin içindeyim. 35 yıldır alışım diyor ama Ertem. 35 yıldır ilk defa bir A takım çalıştırıyor. Hani 35 yıldır futbol aleminin içindeyim diyorsa hep zaten vasat takımlarla oynamayacak. Ondan mı alışıyor? Altyapıları çalıştırdı hep. Aynen, futbol oynadı. 35 taraftarı. Ertem 35 senedir teknik direktör değil bu. Bununla ilgili Sinan abi. 35 benim yaşım ya. 81'den başladı. Yok öyle bir şey. Futbolculuğunu da söylüyor. Futbolculuğu daha iyi. Biz de beraber aynı yaşlarda bu. Şimdi hoca aynı. Siz de mesela diyorsunuz 40 yıl. Futbolcu diyebiliyorsun. Doğru. Çocuk yıldır 10 yaşından beri futbolcu diyebiliyorsun. 10 yaşından beri. Şimdi arkadaşlar. Şu anda birinci sıradayız. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Buyurun Sinan abi. Antrenörlük şans işi arkadaşlar. Hep bir laf vardır. Hep söylerim, Rasim'de tekrar. Evet, evet. Ne olur Rasim? Hangisi? İyi futbolcularla iyi teknik direktör olursun. Doğru. İyi futbolcu da iyi teknik direktör. Hepsi aynen birbirine bağlantılı. Bugün iki tane bıçak gibi stoperin olsa, çıkıp vursan onları, gol mol yemezsin. Duran toplar. Şimdi bu teknik direktör, bak şimdi bir, şöyle eleştiri yapalım. Şimdi bu teknik direktörün hepsi, diyelim ki hiçbir türlü teknik, duran top, muran top hiç çalıştırmıyor. Çalıştırmaz ha. Çalıştırmıyor. Diyelim, evet. Anladın mı? Çalıştırmıyor. Abi elinde şemsiyen var, değil mi? Yağmur yağıyor, felaket bir dolu yağıyor. Ne yaparsın? Islanmıyor bak, şimdi şemsiyeyi açarsın değil tabii, mi? Tabii, tabii. Karşıda şimdi bir rakip var. Kalene de gol atmışsın diyor, rakibi tutarsın. Değil mi? Tabii. Bunu yani Rekering veya Mourinho olmana falan gerek yok. Aynen. Bunu her stoperin birinci görevi. Adı zaten stoper. Nasıl yağmurda şemsiyeyi açıyorsun, ıslanmayayım, aman çok evet yağıyor diye. Bu da santrafor var. Bu gol atmasın diye abicim, bunu tutman lazım. Abi tamam da Sinan, sadece iki stoper mi olacak? Hayır. Oraya gelenlerin öyle bekler. Hayır hayır. Orta saha. Hepsi örneğini söylüyorum. İki stoper derken herkes bir adam alacak. Tutacak. Tabii herkes bir adam alacak. Budur. Bağırırsın sen onu, al seni bana. Haydi neredesin? O bile etkiler değil mi? O bile etkiler. Bunları sahanın içinde futbolcular yapar. Futbolcu şu şans işidir. Lider. Hacılar, Popescu'lar. Bunlar bir şanstır Türkiye'de. Bu liderdir. Hökler, Uçeler, tabii. Rızagolar, Ronaldo. Rıza Çalınbay dün ne dedi? Eto benim adeta yardımcım dedi. Bu Eto... Böyle diyor, yardımcım diyor. Eto, bak aynı şekilde bir şanstır. Ben çok istedim Beşiktaş'ta. Çok, çok iyi oldu. Çok ısrar ettim, alın diye Eto'yu. Alın diye Eto'yu, alın, alın, alın. Futbolcu ya. Yardımcı antrenör gibi olur sahanın içinde falan da filan da olmadı. Neyse. Şimdi arkadaşlar, adam, üzülüyorsun adama. Yani adam... Beyefendi. Evet, son derece hiçbir şey yok. Ayrıca, şimdi Levent kardeşimin söylediklerine... Çok kibar ve iyi bir adam. Adama sonuna kadar hepimiz destek olduk. Tabii tabii. Hepimiz olduk. Galatasaray taraftarı bizi buradan eleştirdi. Rekering Bey diyeceksiniz diye. Herkes tabii, oldu. Tabii tabii. Ben Galatasaray yönetiminden de duydum. Yanındayız hocamıza diye. Devam ediyoruz. Bunlar da söylendi. Apo'nun demin dediği gibi. Her şey sonuçla alakalı. Sonuç arkadaş. Büyük İyi sonuç. Bugün kazansaydı Rekering ile ilgili bir konu bile olmazdı. Aslan hocam, canım hocam diye gidiyordu. Her şey maalesef futbolda. Ama öyle bir durum var ki, kamuoyu öyle bir şey yarattı ki, maalesef şu karizma denilen illet var ya, çok enteresan bir şey abi. Orada terimden, terim yüzünden yani yayıldı bu saçmalık. Şu karizma denilen çok. Abi Galatasaray takımında karizma değil. Galatasaray takımında bir Mustafa Denizli gibi hoca tabii, geldi otorite, gitti. Otorite, otorite. Galatasaray takımında teknik başka iş var abi. Futbol bravo takımıyla ilgili konu var bravo, abi. Bravo. Galatasaray futbol takımında. Onun Mustafa için Denizli karizmatikti. Bakın. Onun için diyorum ya sana, evet, onun için Rekering'e, zaten Rekering'e bundan dolayı işte karizması yok, yeterli değil, işte futbolculuk kaybetmem ne falan da. Ondan dolayı Abdullah Avcı, milli takım başına geldiği zaman Türkiye'nin fikri değil mi? Hiç kimse ağzını açtı mı? Sonra ama geldi başladı, herkes paramparça yapmaya başladı. Maalesef böyle bir ülkeyiz. Ya başlaşıyor da başarılı oldu.
Herkes hemfikirdi. Bugün alınan sonuçlara göre bakıyorsun. Onun için Galatasaray takımında sorun Riekerink'tir. Ayrı bir kenara koy. Ama Galatasaray takımında en büyük sorun futbol takımının içinde futbolcu sorunu var. Galatasaray takımında aynen futbolcuya yapılar. Dayalı bir sistem var. Bazı futbolcuların orada egemenliği var. Bazı futbolcuların orada yaptığı bazı şeyler var. Biz burada 3 ay önce, 4 ay önce bazı şeyler konuştuğumuz zaman ondan sonra futbolcular bir kendilerine çeki düzen verdiler. Bir oynadılar, bir ime kazandı bazı şeyler. Onun için Galatasaray takımında diyordur mesela Mustafa bile diyordur yeter lan bıktım tabii bunlardan. Bir Mustafa bir slider var zaten. Kurtarıyorum bunlardan ben falan diyordur. Bunlar atamıyor dedi. 2 hafta önce cumartesi günü Ertem'le programda dedim ki Galatasaray her maçta mutlaka bu gol atmalı. Çünkü Galatasaray takımı her maçta gol yer. Çünkü Galatasaray takımı nazik bir takım. Aynen. Hani orta sahasına bak. Mücadeleci değil. Eğer hırsız girsin yakalayamazlar. Koşamazlar. Çabuk değiller. Top rakipteyken oynamayı sevmiyorlar. Doğru. Savunma yapmayı sevmiyorlar. Melo gibi oyuncu lazım. Bakın. Melo ne kadar önemliydi işte. Bakın. Top rakipteyken oynamayı sevmeyen bir futbolcu evet. topluluğu var. Top rakipteyken oynamayı becerebilen de var. Ama bunun yanı sıra top ayağındayken de oynayan bir takım var ama iyi olmadığı zaman da gol atamıyorlar işte. Bugünkü örneği. Bugün belki maç 5 dakikada oynasa Galatasaray belki maç 3-2 de alabilirdi. Geç açıldı. Buruma falan filan. Onun için Galatasaray'daki en büyük sıkıntı Galatasaray futbol takımı kaybedilmiş bir şey yok. 14. hafta var. Buradan söylüyorum. Riekerink'i bu saatten sonra çok üzülürüm ben Riekerink'in gitmesine. Beni ilgilendirmez. Bir futbol adamını hani beyefendi bir adam iyi bir aile yaptı. Sezon sonuna kadar devam edecek gibi de gözüküyor. Ama çok zor. Galatasaray taraftarına Riekerink'i sezon sonu. Bakın Galatasaray taraftarına Riekerink'i kabul ettiremezler. Ettiremezler. Onun için üzülüyorum. Ha yeni gelecek olan kuş mu konu? Hayır bir kan değişikliği olacak. Bir futbolcu o falan yapacak bilmem ne falan filan. Onun için Galatasaray yapacağı tek şey eğer Galatasaray yönetimi Riekerink kararı derlerse yine başlar. Onun için üzülerek söylüyorum. Maalesef Riekerink'le yola devam edemezler. Edemezler çünkü ha bana göre etsinler ama edemezler çünkü iki maç kazansın, bir maç Telekom'da yenilsin, geçmiş olsun. Ben de Sinan'a katılıyorum. Galatasaray'ın büyük sorunu bence futbolcu topluluğudur. Çok kötü. Galatasaray bu sene diyelim ki bir mucize gerçekleştirdi. Toparlandı, şampiyon oldu. Şampiyon olsa dahi buradan sesleniyorum Galatasaray yönetimine. Bu kadronun eskilerinden artık kurtulun. Bakın size bütün futbol seyircilerine bir şey söylüyorum. Eğer bir futbolcu büyük kulüpte 15 sene 12 sene kalıyorsa hacı yeteneğinde Alex'te Sonza yeteneğindeyse kabul ederim. Ama az yetenekle bir büyük kulüpte bir futbolcu 10 senenin üstünde kalıyorsa onun başka özellikleri vardır demek. Seyirci benim ne dediğimi anlar. Başka özellikleri oldukları için büyük kulüplerde böyle 8 sene 10 sene oraya demir atan kulübü yöneten futbolcular vardır. Hocam demeyin. O öyledir öyledir. Ben hayır. İsim ben, vermedi. Ben, isim büyük vermedi. Kulüp, ben büyük kulüpler için diyorum. İsim bak, vermedi. İsim bak, vermedi. Bir dakika ben evet. İsim ben, vermedi. Ben bak ben kulüpte büyük kulüpte büyük kulüpler, büyük. Az yetenekle 15 sene kalıyorsa onun başka yetenekleri vardır. Aa, yoksa oralar barındırmazlar adamı kardeşim. Oralarda 10 sene kalmak için Alex olacaksın, Hacı olacaksın. Evet, Prakazi olacaksın, Sergen Yalçın olacaksın, Rıdvan Dilmen olacaksın falan, Oğuz Aykut falan bir şey olacaksın. Öyle bu kadar yetenekle 10 sene bir kulüpte kalıyorsan başka işlerin vardır senin. Ertem ne diyor? He, o kim? Kadar söylüyor. Her kulüp için söylüyor. Kim? Hangi büyük kulüpte? Hangi çok futbolcu? Var. Biz Fenerbahçe'den birkaç futbolcudan daha var. Geçen sene buluştuk. Geçmişte de var. Birçok futbolcu var. Bir bakıyorum 10 senedir Fenerbahçe'nin 4 golü yok. Nasıl oluyor? Yeteneği yok. Allah'tan yavaş şimdi yavaş gittiler. Ben burada 10 sene mesela ben burada kalsam 10 sene. Sen yıldızsın, yıldız. Bu anlama mı gelecek? 10 sene bak sen iyi ki yıldızsın, çenebazsın. Ama eğer bu özellikleri olmadan püklü bir adam. Böyle odun gibi burada 10 sene götürüyorsan başka kanalların vardır Ertem. Doğru. Patron yalansın demektir. Doğru. Yeteneğin o evet. Ya da başka bir ya da başka bir şeyler bağlıyorsun orayı çeviriyorsun. Onu bu böyledir hocam. Doğru. Ben bu büyük kulüplerde aynı fikirdeyim. Hocam ben Fenerbahçe'de 5 yıl oynadım bunu canlı gördüm yaşadım. Bu hakemlik camiası içinde geçerli mi? Nispeten, her camia öyledir. Hak etmediğin bir yerde çok fazla kalıyorsan sende başka özellikler var. Ben kalamadım. Ha, 36 yaşında bıraktım. Demek ben yalak değilmişim. Yok sen ama zirvede bırak. Yeteneğin var senin hakemlik ya, yeteneğin hayır, ben zaten, var. Evet. Biz bugün görüyoruz Türkiye'de hakemlik yeteği kısıtlı. 10 senedir maç yönetiyor. Nedir bu? Başka kanalı vardır. Bu her sektörde böyledir. Hele büyük takımlarda futbolcular böyledir çoğu. Çok şeytanlı. Hele benim zamanımda neler vardı vallahi. Arda Turan canlı yayın yapıyor şu anda. O Arda Turan adamdı. Arda Turan canlı yayın yapıyor görelim. O da mı televizyonda? Sıcağı sıcağına verelim. Katılalım.
Katılayım Arda'ya bakayım. Arda Turan canlı yayında. Katılıyorum. Televizyoncu mu oldu? Öyleyim şu an. Biraz... Arda'cığım canlı yayındasın şu anda Arda Turan. Arda Turan değil o ya. Volkan Babacan o ya. Arda ya. Arda kardeşime selamlar buradan. Hayda müzik geliyor diskotekte mi o? Müzik sesi geldi. Arda'cığım selamlar. Hocam sen bu işleri anlıyor musun? Sinan Avcı saygılar dedi Arda. Hem Karaca dinliyor. Sen bu işleri anlıyor musun? Abi anlamıyorum. Canlı yani. Canlı. Hocam sen Arda, anlıyor musun bu işleri? Beyaz Futbol'dan yayınlıyoruz. Ben de canlı, ben canlı yayın yapabilir miyim? Doğru vallahi bilmiyorum. Ne bileyim. Şöyle koyayım hiç. Sera. Bir gelecekte. Bir yaklaşsanıza. Okuyacak. Hiç vallahi. Yanınıza hiçbir şey sıkmayın. Okulunuzu okuyun. Hayatınızı yaşayın. Her şey iyi olur inşallah. Evet, tamam işte. Beyaz Futbol'dan beni alın da. Bu özel olsun yayın. Size çok selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Tamam. Kırmıyoruz Ertem abi. Beni biraz... selamlar. Evet. Hadi kapattık. Kapattık. Kapattık Arda'yı. Kaptan kapatıyoruz. Kapat. Evet. Arda rica etti biz de kırmayalım. Sen bir defa şimdi niye Arda'yı falan aldın böyle şeylere girdin? Hocam teknolojinin her türlü imkanından yararlanacaksın. Çok güzel. Çok güzel. Ben anlamadım. Kapatmadın mı daha? Evet. Kapattım da dur bakalım ne diyecek. Hayatınıza bakın. Kapat kapat kapat. Ayıp. Evet kapattık. Arda'yı kapattık. Arda'yı öpüyoruz. Arda Turan'ı çok çok öpüyoruz buradan kaptanı. Canlı yayındaydı Instagram'da. Hocam dünyada bundan daha güzel bir şey var mı ya? Ne ya? Canlı yayını bak masrafsız sıfır canlı yayını alıyorsun değil mi şey Sinan? Arda Barcelona'da oturup canlı yayın mı yapıyor? Hocam akşam evet. Senin zaman zaman bizi yaptığın gibi. Aynen öyle hocam. Şu hocam anda işte sosyal medyadan canlı yayın. Hocam ne yapsın canı sıkılıyor orada ya. Ne bak şu an kaç kişi var mesela? 23.600 kişi var. 23.000 dediğin zaman en az... Ya mesela ben akşam evde oturuyorum 12'de filan. Totale vurdum. Canım sıkılıyor. Sen nasıl tuvaletteyken mesela tweet atıyorsun? Ben mesela ne yapacağım? Sen tuvaletteyken nasıl tweet atıyorsun? Atıyorum tabii. Bu tweetin daha genişlenmesini yani. Ha. Arda yani. Şimdi canlı yayın yapıyor orada. Şu an nereden baksan Arda'yı şu an... 200-300 bin kişi falan az seyrediyor şu an onu. Niye kendini seyrettiriyor ki? Ben konuşuyor ya. Ben mesela evde otururken kimse beni seyretsin istemem. Abi ya. Seyretmiyor ya. Sohbet ediyorsun. Kalkıp da stipriz yapmıyor Apo. Yani seyrediyor yani şöyle. Evet. Duruyor konuşuyor. Ben de yapıyorum öyle mesela. Erto da yapıyor. Ama bak tam senin yapacağın iş hocam. Bak sen de yapacaksın yakında. Sen ya nasıl beni... 12'de oturuyorum. Sen nasıl beni... Kucağımda köpeğim var. Evet. Başlayacağım köpekle birlikte şey yapmaya. Şu an ne yapsın? Ne yapsın diyorsun köpeğe soruyorsun. Konuş bakalım sen bir şey söylüyorsun falan. Ha 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 falan filan öyle gidiyor işte. Allah Allah. Bunun bana faydası ne? Faydası yok eğleniyorsun. Tweet'in de faydası var. Abi bir dakika ben karşıdakilerin neşini görmem lazım. Sen kimseyi görmüyorsun. Yazılarını görüyorsun. Küfür merhaba. Nasılsın falan. Sen insanları mutlu ediyorsun. Yani seni seyredenleri mutlu ediyorsun. Onun için. Hocam sana bak sen beni nasıl böyle, Twitter'a... Böyle başlar biliyorsun. Sen beni nasıl Twitter'a sokamadın? Aslında bu teşhircilik. Ama ben seni sokacağım. Sana bana Instagram'a sok. Tam senlik Instagram. Ben sana bir Ahmet Hoca'ya uymaz bu işler. He? Ahmet Hoca'ya uymaz. Ahmet Hoca'nın bir tane Twitter işi var o kadar. Başka yazar yürürüm. Yazar yürürüm. Böyle bak özel hayatı deşifre etmek Ahmet Hoca'ya işte. Da bana doğa dokunmaz. Doğa sende var mı? Ne işin var benim? Instagram var canlı mı? Yayın, canlı yayın. Canlı yayın yapıyor musun sen? Yapmıyor musun? Niye? Neden yapmıyorsun? Neyse. Ne var artık? Bir avukat. Şeyden... Avukat. 11 numarayı ya. Bir görelim. Özledim. Avukatı bir görelim. Avukatı bir görelim arkadaşlar. 11 numara bir ekrana gelsin. Çok sinirli, çok gergindi. Görelim. Stupid. We could score 2-3-0. They get a penalty, what not a penalty is. What is he talking about? The substitution. The team was there, but they start playing their own game that nothing to do with a substitution. If you want to find something, find something. Think something about the referee, about that penalty. That's what you have to ask. Over the friend from Besiktas, that's what you have to ask. Over the friend from Besiktas, that's what you have to ask. Unbelievable. About the substitution. Because the penalty is not a penalty if you have your hand here and the ball comes, then it is not a penalty. If you stand this way, then it is a penalty. And the ball comes, then it is not a penalty. If you stand this way, then it is a penalty.
But he was waiting for that. Evet, Beşiktaş'ta arkadaşlar kim hocam? Beşiktaş'ta açılımı şu. Ben hoca geldiğinden beri Türkiye'ye ilk defa bu kadar saldırgan, sinirli, haklıdır ama aynı zamanda. Haklı olduğu tabii hakem hakkı değil hocam. Hakikaten verilen penaltı skandal ötesi bir şey. Komedi. Ve şunu söylüyor. Hakem bunu bekliyordu. Yani hakemin kasıtlı verdiğini ima ediyor. Ben öyle anladım. Artı Beşiktaş'ta arkadaşları sorun derken Beşiktaş'ın hakemler tarafından kullandığını veya hakemlerin Beşiktaş'ları birileri tarafından manipüle edildiğini ifade ediyor olay bu. Bir de şu var, şunu da söyleyelim. Bu sinirli olmasının baş sebebi bence kupa maçından sonra açıklanan PPDK denen benim için hiçbir adalet duygusu olmayan bir kurul ve onun yöneticilerinin abuk subuk cezalarından bahsediyor röportajının devamında. Ona çok sinirlenmiş. Yani bir maç oynuyorsunuz rakip sahada. Bin tane sen burada madde madde saydım o maçtan sonra şunlar 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 oldu diye. Neredeyse cezalar eşit, hatta Fenerbahçe'de 1000 kişi gitmiş maça. Fenerbahçe taraftarı daha çok para cezası alıyor kulüp falan. Böyle abuk subuk oyundan atılan sahada sahte agresyon duran oyuncu 4 maç ceza alırken sadece seyirciye dil çıkardığı için 3 maç bir oyuncu alıyor. 2'ye indi. 2'ye indi. İşte ne oldu da ben de onu anlamıyorum. Adama en çok üst sınırdan 3'ü dayıyorlar. Anladın mı hocam? Bir gün sonra ne oluyorsa tahkim 2'ye falan düşürüyor. Bu da bir göz boyama. Taktiktir o. Taktik, bravo. Bak Ahmet Hoca daha iyi. Oraları biz bilmeyiz. Taktikmiş o. Ben de öyle olduğunu zaten inanıyorum. Dolayısıyla dikkat bokatın buradaki siniri hocam cezalardan çok şey. Şimdi göreceksiniz. Şimdi Bursa'da kardeşimiz sahaya atladı. Değil mi bir tane kardeş? Küçük genç bir çocuk. Sahaya atladı. Evet. Şimdi ne diyecek Bursa Spor? Yani sen Bursa Spor'a bir maçtan fazla ceza verebilir misin? Beşiktaş maçında da atladı. Veremez. Bir maç verdi. Veremez. İşte bir maç verdi. Bursa Spor'da bir maç ceza. Öyle değil mi? Emsal. Bir maç ceza. Kaldı ki Bursa maçında yedek oyuncular falan sahaya girmedi. Yani daha neler oldu? O çocuk demiş ki ben Volkan Şen'in yanına gittim. Bizi nasıl bırakıp gittin? Ya hadi geç onu ya. Ya onu geçeceksin. Bataşa'dan forma almaya gittim ben falan demiş. Bak sana bir şey demiş. Anlatayım. Karagümrük'te böyle bizim, söyletmişler ben Karagümrük'te yani. Hocalık yaparken yan hakemin o evler var ya evlerden yan hakemin kafasına affedersin bira şişesi attılar. Adamın kafası yarıldı. Evden adamı aldılar polisler karakola götürdüler. Ben. Dedi ki ben evde hanımıma sinirlendim. Hanımıma şıpırlattım şişeyi cama çıktı sahaya yan hakemin kafasına düştü. Evler var ya üstte evler var ya statında. Serbest, Berat. Abi hayır bakın bunu söyleyebilirsin ya. Ama hayatın doğal akışına aykırı. Tamam hocam hani bahane bulursun öyle yaptım da böyle yaptım. Aa bu ne? Ertem Büyük. Onun için bu cezalar, komiktir hocam. Bu cezalar caydırıcı olmadığı sürece her yerde herkes sahaya iner. Şimdi, bunun cezası bir maç diyecek, inecek adam. Bu beklesin, bunu biraz daha verelim. Şimdi derhal istifa etsin. Fenerbahçe teknik direktörü, evet Fenerbahçe'nin haksız bir penaltısı verilmiştir. Bunu söyledik, dün söyledik. Evet. Hatta puanı gasp edilmişe kadar da ileri gittik. Yalnız sayın avukatın bilmediği bir şey var. Orada net bir şey söylüyor, futbolcularıma çok kızıyorum. Evet, sen önce futbolcularına kızacaksın, sonra maçın hakemine kızacaksın. Kendine de kızacak. Ya tabii. Senin yapmış olduğun hamle. Of. Senin şimdi rakibin 10 kişi kalmış. Bir sefer hamlesin. Biraz kardeşim biraz uyanık ol. Sahada sen de o takımı 10 kişi oynatıyorsun. 9 kişi oynatıyorsun. Senin de yürüyen futbolcuların var sahada. Ya, altı falan nasıl tahammül ettin? Sen ya. Oyuncu değişikliklerini biraz bu daha çabuk yap. Nasıl tahammül ettin? Döneceksin ya. Bu tarafa. Bu tarafa geleceksin şimdi. Bu tarafa geldiğin zaman da bir gün önce senin Beşiktaş dediğin yani Beşiktaş çok seviliyor dediğin. Evet diyorum. Doluyorum. Köprü altında bu yıldızlar gibi Allah seni. Yerin battaniye gidiyor abi battaniye. Başına buna bir battaniye şimdi, alıyorum vallahi yeter. Şimdi arkadaşlar. Çok titriyorum şimdi, ya. Sevgili arkadaşlar. Sayın avukat. Bir gün önce tartışmalı bir pozisyon var. Bana göre penaltı, hoca penaltı değil hangisi? Diyor. Hangisi? Beşiktaş'ın lehine penaltı var eline çarpan. Kısa. Oyunun başında. He, evet, oyunun başında. Bir metre vurun. Hayır Sinan yapmayın. Bak, tamam. Yapmayın. Saygı duyuyorum. Bu yapmayın. Benim fikrim. Evet. Hocam değil diyor. Benim fikrim. Onun için bir gün önce sayın avukat. Burada böyle böyle. Şimdi cezalara baktığın zaman bu cezaları PFDK'ya 6 kişilik bir grup var. O şey yapıyor. Tamamıyla cezaları o yönlendiriyor. Sevk ediyor. Tamamıyla. Bu 6 kişi. Yani raporlar inceleniyor bu 6 kişi. Ondan dolayı onun için yani
verilen karar aşağıdır, yukarıdır. O, bilmem orada ne kadar küfür edilmiş, olmuş falan bile. O ayrı, ben onu bilmiyorum. Orada olmadı, salın içinde olmadı. Ona bakma. Ben ona bakmam. Ama bir gün önce Beşiktaş'ın da hakkı yenilmiş. Ama sen diyorsun ki Beşiktaş seviliyor. Hayır hocam. Sen 10 kişi kalmış olan bir takımı yenemiyorsun. Antrenörlük hataları yapıyorsun. Ve iyi de oynadın. Çok da diri oynadın bir maçta. Bak diri de oynadın, iyi de oynadın maçta. Onun için sen burada arkadaşlar artık teknik direktörlerin rakip hocalarla ilgili, bu Şenol Güneş'le dahil rakip takımlarla ilgili konuşmalarına gerek yok abi. Bu sen yani advokat, kendi hatanı örtme. Bak Aziz Yıldırım, yönetim seni seviyor. Önümüzdeki sezon kal diyorlar. Bu kulüpte kal, sana teklif yapıyorlar. Baba kal ama tamam da yani sen şimdi Beşiktaş kayrılıyor, bilmem Galatasaray kayrılıyor işte falan filan diye orada hatanı ararsan sen kendi yapmış olduğun hataları es geçersin sevgili hocam. Bakın hakem hatası %100'dür. Aşikar, doğru. Fenerbahçe'nin aleyhine hatalar, hakem hataları oluyordur. Bu sene biraz fazladır. Bunda da seninle hemfikirim. Ama Beşiktaş kayrılıyor falan değil. Beşiktaş'ın kayrılma falan böyle bir durumu olduğunu düşünmüyorum. Ha, kayrılıyorsa MHK'nin oradaki, PFDK'da oradaki kalkıp da yani federasyon başkanı mı diyor ki kardeşim Fenerbahçe şunu verin, bunu verin, böylece öyle şey olur mu? Orada her grubun adamı var. Her grubun adamı var. Ben buradan yine söylüyorum. Abacığım pardon. Ben buradan yine söylüyorum. Yeni sezonda eğer Kulüpler Birliği, Sunsun Futbol Federasyonu'na beraber bütün kurulları, bütün kulüpler kendileri seçsinler. Yani PFDK grubunu da, tahkim grubunu da, ne bileyim MHK'yi de, MHK başkanını da. İşte, hocam bunu yasını çıkaracaklar, bunu kanunu çıkaracaklar. Fark et, sen çıkartabilirsin. Hayır, FIFA'ya. Hayır hocam, ya bu belli olmayacak ki. Şu isim olarak. Hayır. Şimdi sen bir dakika. Hayır hocam, sen şimdi avukatsın. Şimdi bir dakika, senin FIFA ile ne alakan var senin MHK başkanı olmanda? Hayır, benim bir MHK başkanını. Evet. Kulüpler seçemez. Seçme değil. Hem fikir olmaktır. Sorulur. Ama federasyon başkanı atamak zorunda. Ha, herhalde hocam tamam. Zaten federasyon başkanı tamam. Federasyon başkanı tamam. Ahmet Çakır yapılacak. Kulüplere sunulacak. Veya Abdülkerim Durmaz sunulacak. Aa, diyecekler ki abi veya Rasim hangisinde karar kılalım? Bunda karar kılalım. Ha gel bakalım. Profesör Disiplin Kurulu Başkanı. Bu isim. Hangisinde karar kılalım? Bu. Kurulsun, rahatlasın. Türk futbolu da rahatlar. Bu insanlar istedik. Çünkü PFDK dediğin yerde her takımdan var. Fenerli de var, Galatasaraylı var, Beşiktaş, Trabzonlu da var. Evet. Hocam ortak veriliyor yalnız maddeye Sinan, göre. Sinan, Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra verilen cezalar. Relatif olarak çok haklı. Hangisi mesela hocam? Söylüyorum. Az mı diyorsun? Bir maç sağ kapatma. Mantıklı. Tamam. Tamam. Şenol Güneş. Bir maç. O da mantıklı. Tamam. Aslında bir maçtan fazla saha kapatma da olabilir. Hem tamam. Sahaya seyirci giriyor, hem de Hasan Çetinkaya'nın kafası yarılıyor. Evet. Bence iki maç. 1-2, okey. Ama en büyük haksızlık şu. Oyundan atılan, atıldıktan haksız atılan. Daha sonra haklı atılan ama Van Persie'nin atılmaması durumunu söylüyorum. Artı sonra Van Persie'ye saldıran. Sonra sahte akreditasyon kartıyla sahaya giren bir oyuncuya 4 maç veriyorsun. Van Persie'ye 3 maç veriyorsun. Sonra 2-2 oldu ama. O başka, o beni ilgilendirmez. 2 başka bir kurulun indirdiği bir şey. Ceza kurulu 4-3 kabul edilemez. Kabul edilemez. Öyle. Evet. Garip. Kabul edilemez. Van Persie'ye verilecek olan bir maçtır. Tosic'e verilecek olan 2 maçtır. Ya 3 maçtır 2+1 saldırısından dolayı, ya da ki bana göre o doğru değil. Sahte akreditasyon işi var. Oradan da çok ciddi bir ceza gelmesi lazım. Ertemciğim, yani beğenmedim cezayı. Ertemciğim, ben bu programda milyonlarca Fenerbahçeli'nin sesi olmaya gayret ediyorum. Ama haddimi aşmadan, diğer takımlara da saldırmadan, hakaret etmeden. Adalet. Dolayısıyla hafta boyunca Fenerbahçeli büyük taraftarlar, büyük kesimi bu federasyondan ve kurullarından korkunç şekilde şikayetçiler. Ben de böyle ki Beşiktaş'ın logosunu federasyonun logosuyla birleştirip bir logo yaptılar. Onu Beşiktaşlılar timeline'larında profil fotoğrafı yaptılar. O fotoğraf da gelecek ben şimdi. Ben o konularla ilgilenmiyorum. Çünkü hatta ben, teşekkür etti Beşiktaşlar Fenerbahçe'ye. Ben hiçbir kulübe karşı, yani hiçbir kulübün logo yenilemeleri için hiçbir kulübün aleyhinde konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçeli dostlarımın, renktaşlarımın logo da bu. Ben o taraftarlar birbirleriyle böyle şeyler yaparlar ederler bilmem. Ben yalnız Fenerbahçelilerin burada dile getirdiğini, ben de aynı görüşteyim, bu işi dile getirmek istiyorum. Bu federasyon ve kurullarındaki, MHK ve PFDK'daki kurullardaki Fenerbahçelilere sesleniyorlar. Ben de sesleniyorum. Hala orada görev yapıyorsanız
Siz de onlarla ortaksınızdır kardeşim. Tuna Akın diye bir kardeşimiz var, hiç tanımam. İzemen istifa etmiş bu çağrı üzerine. Taraftarın bu çağrısının üzerine. Diğer Fenerbahçeliler, siz daha ne içiniz federasyonda? Neyin görevini yapıyorsunuz? Bir senedir doğranan, hatta iki senedir doğranan bir kulübünüz var. Orada görev yapıyorsunuz. Neye karşılık orada görev yapıyorsunuz? Bırakın kardeşim, bütün kurullarda bir tane Fenerli olmasın. Orada duruyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bu arada Fenerbahçe'ye düşmanlık yapanlara katkı sunuyorsunuz. Kimseniz? Tuna Akın'ı da tebrik ediyorum, istifa etmiş. Durmayın kardeşim. Futbol Federasyonu'nda bir tane Fenerli yönetici olmasın. Zaten yapacaklarını yapıyorlar. Bari siz alet olmayın ya. Çekilin, gene daha fazlasını yapsınlar. Daha fazla ne yaparlar ki? Ancak kulübü kapatırlar. Yok ya. Allah Allah. Mahmut Uslu da sizin gibi düşündü. Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapan, kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmelidir. Evet, evet. Hemen. Neden? Bu kadar hakkı yenerken, ben 55 yaşındayım, kendimde oynadım, kendimden önce de Cemil abileri seyrettim. Fenerbahçe bu 2 yıldır, 3 yıldır uğradığı hakem hatalarına 55 yıldır uğramamıştır. Uğradık dönemler olmuştur, bu kadar aleni değil artık. Her şey artık çok aleni yapılıyor. Bu kadar aleni olamaz, kör gözün parmağına sokar gibi. Biraz dediği gibi Ahmet Hoca dün çok güzel bir tweet atmış. Azıcık Fenerbahçe yarışa girmek istedi Bursa'da. Evet. Azıcık bunu da hak etti. Bursa'yı biz yensek ben iddia ediyorum yine Fener şampiyon olamaz bu sene. Evet. Biz iyi oynamıyoruz. Biz kendimize batırıyoruz çuvaldızı da. Ertem, evet. Biz de iyi oyna, şampiyonluğa geçecek oyun oynamıyoruz. Ama azıcık ümitlenecek 25 milyon insan. Bak, ümidini bile elinden alıyorlar. Dakika 89'da. Olmaz mı ya? Vallahi olmaz ya. Ya olacak şey değil. Evet, avukatın ikinci bölümü gelsin. Bu arada ama estağfurullah. Ben 25 milyon Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın logosunu bir görelim. Sevgili seyirciler, tekrar diyorum, hafta içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçeli bir taraftar grubu Beşiktaş'ın Futbol Federasyonu'yla ve kurullarıyla yakınlığından dolayı, onlara göre yakınlığından dolayı böyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun logosunu bu hale getirdiler. Bir görelim, federasyonun logosunu da bir görelim. Yıllarca Apo'da futbolcuydu. Şerefli, ben o zaman şerefli ikincilikte de çok oldum. Yıllarca Beşiktaş'ın hakkı yendi. Yıllarca Beşiktaş'a neler yapıldı, neler yapıldı. Yani keşke inanabilsem, yani Apo'nun dediği gibi inanabilsem ki Fenerbahçe'nin evet hakkı yenilmiştir, ayrı ya bir şey, ben ama söylüyorum. Ben başka takıma söylemiyorum bak. Ben başka takıma kıyak yapıyor demiyorum. Fener'e düşmanlık yapılıyor diyorum. Ben Beşiktaş'ın yıllarca Beşiktaş'ın hakkı yenilmiştir. Totele vur. Olabilir. Son 15 seneye bakarsan Trabzon daha çoktur belki son dönemlerde. Ama Beşiktaş'ın da yıllarca neler olmuştur, hem de neler olmuştur Beşiktaş'ın. Yani şu dönemde Beşiktaş'a bir nebze belki faydası oluyorsa veya katkı sağlanıyor mu bilmiyorum. Arada sırada belki Beşiktaş'ın yeni hakem atar olacaklar ama daha 14 maç var, bekleyelim. Görelim. Tabii. Bakalım. Öyle bir algı operasyonu yapıldı ki, bakın bu avukatın açıklaması da öyle enteresan. İşte Karabük'te başladı. İnşallah devam etmez. İnşallah devam etmez. Karabük'te hafif bir algının başlangıcı oldu. İnşallah ya, devam etmez. Oldu. Karabük'te Korezmi oyundan atılmadı, dua edin. Offside'den gol yedin hocam. 30 santim offside başka bir şeydir. Olabilir Sinan hocam ama 30 santim o enşantene bir olaydı. Penaltı, sana göre penaltı. Hayır öyle penaltı olmaz Sinan, gözünü seveyim. Bir metreden vuruyor adamın eline ya. Bu yanda eli ya. Hocam veriliyor böyle penaltı. O penaltı değil. Çok verildi ama ya. O penaltı değil. Sinan da burada Beşiktaş'a uğradığı mağduriyetleri anlatıyor değil mi? Sinan da burada Beşiktaş'ın uğradığı mağduriyetleri anlatıyor. Ben de kimseye bir şey söylemiyorum. Ben sadece bu kurulların, Futbol Federasyonu'nun ve kurullarının bir de Türkiye'de bak garip şeyler oluyor Sinan. Eskiden böyle şey olmazdı. Fenerbahçe Bursa Spor maçı oynanıyor dün. Şampiyonluk maçı değil, bir şey değil, değil mi? İlk yarı Fenerbahçe Saraçoğlu'nda Bursa Fener maçı kaç bitti? Bursa Spor yendi 1-0. Bursa Spor yendi bizi, öyle değil mi? Doğru. Ne sahaya kimse atladı, öyle değil mi? Ne Bursa Spor abi bir saldırı. Abi sahaya atlama işi nedir ya? Nedir? Ama, bu rezillik ama ya. Ama Fener maçında oluyor. Abi rezillik abi, ya. Fena, bak dün maç başlamadan sahaya. Hocam Volkan'ın Bursa Spor'la ne işi var? Sahaya paralar yağıyor. Korner atamıyor Alper. Yani bunu izah etmek lazım çok hocam. Basit. Neden oluyor çok hocam? Çok basit. Çok basit. Ya, yani Türkiye'de. Seninle bir işi yok. Hayır adamın. Türkiye'de Fenerbahçe dışında. Hiçbir seyirci topluluğu Volkan'ı sevmiyor. Hatta hocam, nefret ediyor. Hocam sevmeyebilirsin. Nefret ediyor. Hocam, sana hocam şey. Bu ne biliyor musun? Hocam sana yapar. Volkan Şener'e şimdi hocam bu ne demek biliyor musun hocam? Yani biz, olur mu hocam böyle bir şey hocam, yani? Hocam biz sana bir televizyon programı yapıyoruz. Bir konuk çağırıyoruz buraya.
tartışma yapalım diyoruz. Gel diyoruz. Ama burada bir seyircili. Buradan bir seyirci geliyor. Bu konuğa saldırıyor. Bu böyle bir şey. Yani böyle hani sen kardeşim Bursa, Beşiktaş senin misafirin Fenerbahçe. Olur mu öyle şey abi? Sen bu futbolcularını korumak zorundasın. Ben dün aynısını söyledim o avukat arkadaşa. Dedim ki kardeş sen bunu Fenerbahçe'li yönetici çekip düşün yanında bir futbolcu düşün dedim. Aynen öyle. Biz çok burada aynı şeyleri sormuş. Söyleyeceğiz dedim. Kimseyi mahkeme falan değil. Sonra söylemediğimiz zaman senin as başkanların bilmem başkanların bizi aradılar kaç haftalar önce. Hakemler bizi parçalıyor. Aman niye dile getirmiyorsunuz diye. Ama biz sözcü olmaya çalışıyoruz. Biz herkesin burada sözcüsü oluyoruz. Onun için şimdi sen futbolcuyu sana gelen futbol takımını misafirini koruyamıyorsan ondan sonra onu övüyorsan burada sıkıntı vardır dedik demek istedik biz bu arkadaşa. Bu hepsi için geçerli. Biz Beşiktaş'ta sahaya atlayan taraftar için de aynısını söyledik Beşiktaş çocuk için. Yanlış. Bunları tavsiye etmeyin. Beşiktaş grubunu deşifre etti. Ve bunun yanlış olduğunu da söyledi. Kartını da iptal etti. Yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Biz bunları översek suçu, suçluyu, bu holiganizmi desteklersek bu sonunu alamayız. Ama Fener'in Bursa maçı var. Holiganizmi bakın. Fener'in Bursa maçı penaltı da herkes penaltı demiyor. Ha holiganizmi destekliyorsun. Türbün holiganizmi destekliyorsun. Tabii canım. Ha da terör var ya terör. Terör olaylarını övüyorsun. Hemen hemen aynı başka bir şey değil. Zaten bıkmışız törlerden. Zaten sertlikten, kavgadan bıkmışız etmişiz kardeşim. Bir de sen türbünde yani insanların huzur bulduğu bölüyorlar ya. İnsanların huzur bulduğu, keyif aldığı bir şey vardı. Futbol. Onu da aldık elimizden. Allah belasını versin. Böyle bir şey var mı ya? Onun da zevki yok. Ne futbol var, ne doğru düzgün seyirci var. Maalesef. Hiçbir şey yok. E bir de futbolculara saldırı var. Allah belasını versin. En ağır cezalar verilsin. Ama biz bunu översek, insanlar bunu överse, taraftarlardan korkarlarsa, bakın bugün Bursa'ya, yarın Bursa Spor'un başına gelirse, burada dile getirmeyiz. Ağzımızı açmayız, savunmayız ama. O zaman Ertem. Aynen öyle. Biz yaparız. Aynen öyle. İdarecilere bağlamayız. Camialar bizim için önemlidir. Bravo. Kim yanlış yapıyorsa karşısında sonuna kadar dururuz. Biz burada koruyucuyuz. Biz burada koruyucuyuz. Çok güzel konuştun. Futbolu, biz futbolu istiyoruz ki kardeşim, bu holiganizmi... Bir bitirelim. Palalı vardı Palalı Bursa'da. Pala çekti. 5 maç mı ne aldı? Sonra bir bakan girdi devreye. Bursa'nın borç şeylerini sildiler. Cezasını kaldırdılar. Yani bunlar siyasetçiler tamam mı? Bunlar doğru ben değil. Yıllar evvel hiç unutmuyorum. Yıldırım Demirören Futbol Federasyonu'nda pardon. Beşiktaş futbol sorumlusu. Bir ilimizde dolaşıyoruz. Yürüyoruz. Sabahleyin kalkmış derken yürüyoruz Yıldırım Başkan'la. Sonra bir emniyete girdi kapı. Emniyet müdürü, polisler gördü. Emniyet müdürü makamına gelirken Yıldırım Başkan da bizi davet etti. Gidiyoruz falan. Ne dedi biliyor musun? Dedim ki türbin olayları falan. Ya dedi ki bakın dedi. Bir olay oluyor dedi. Evet, hemen evet. Milletvekilleri arıyor dedi. Hemen bakan varsa bu ile ait çok bakan arıyor dedi. Adamı çıkarıyorlar hemen dedi. Abi bu işler böyle olmaz. Bravo. Bu işler böyle olmaz. Bu işler bu siyasetçi o bir ne ama neymiş adalet. Halkımız işte şey benim o öğrenen şeyim yok böyle bir şey abi. Sonra sen suçlu oluyorsun programda. Şey hayır. Türkiye'de 20-21 yıldır bu işi yapan adam suçlu oluyor. Kadar adamı ben sonuna bir anda... adam ayrı bir şey. Arkadaşa bir şey, bak ben hiç kimseyle ilgili bir şey söylemem. Kimseyle diyaloğa da girmem. Bağladık bağlandık. Yok yok önemli. Sahaya atlayanı diyorum. Sahaya atlayan kahraman oluyor. Yarın, programı yapan suçlu şimdi oluyor. Şimdi bakın. Şimdi Volkan Şen'e evet. O çocuk vurmuş olsaydı Bursa'nın yazık değil mi 4 maç kapansa 3 puanı silinse veya bir şey olsa neyse yazık günah değil mi? He? Hayır abi bu sebep ne ben bunu anlamıyorum. Bu kim yani. Ne? Sebep ne yani? Sana 20 milyon euro kazandırmış. Sebep ne? Fernando, Şener. Volkan Şen'den 2 kere para kazandım bir de biliyor musun Apo? Evet Trabzon'a gitti. Trabzon'a gitti. 2 kere kazandım Volkan'dan. Sinan abi. Yaptı. Bu çocuk Bursa'nın çocuğu. Şampiyon Volkan. Yaptı. Sinan abi sana bir fıkra anlatayım bu çok anladım. Küçük. Çok kısa. Ama gülmek çok güleceksin. Gülmem ben. Dur. Fıkralara gülmem. Siz nasıl yanlı program yapıyorsunuz? Fıkra mı bu ya? Siz tarafsızlığını yitirmişsiniz. Ne Fenerbahçe düşmanısınız. Dinle. Bursa Spor'un avukatını sahaya atlayan holiganı korumasını ve o avukatın neden hiç konuşmuyorsunuz 2 gündür? Yani, baba nerede yeni mi uyandı? Yeni mi uyandı? Ne ismi ne ismini söylesene. Engelledim. Ha ismini söylesene. Engelledim. Ha ismini söyle de onu deşifre edelim. Bugün şuraya uyanmış. Yalnızlı olarak Bursa Spor'un avukatının sahaya atlayan holiganı korumasını ve o avukatı neden konuşmuyorsunuz? Onun haftanın... baba ismi ne? Söyle adını söyle. Özkan. Özkan'cığım
Ceyranlar mı kesikti, yeni mi geldi? 2 gündür evde. Sende ceyran mı kesikti? Yani sende demiyorum, kafanda demiyorum. Hani evde ceyranlar mı kesikti, yeni mi açtın televizyonu? Dünden beri neler konuşuyoruz, ortalık yangın yerine dönmüş. Sen ne diyorsun? Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi dedik, onların yanlış olduğunu söyledik, bilmem ne söyledik. Abi kimseye yaranamıyorsun. Ülkede bir %25 var. Onunla ilgili iyi konuştuğun zaman, onunla ilgili iyi değil. Onun haklı olduğunu söylediğin zaman bir %75 var küfür eden. Bu devran böyle dönecek gidecek. İnsan gibi olmayı, insan gibi yaşamayı, insan gibi maç seyretmeyi, adam gibi insana saygı duyduğumuz zaman belki adam oluruz. Belki bizi yani insan sayarlar. Daha ağır konuşurum da biraz siyasete kaçar, onun için konuşmak istemiyorum hadi. Uyku evet sevgili seyirciler, program bugün de burada yoruldum. Bitti. Diyebiliriz. Sinan abi birazdan selam faslındayken fotoğraflar bir ekranda dakika, devam edecek. Hocam, tweetler bir saniye bir bitireyim, özür diliyorum. Tweetler ekranda devam edecek. Fotoğraflarınız devam edecek sevgili seyirciler. Yeri gelmişken belirteyim. Buyurun bugün Ahmet Sultan Gazi'deydik sevgili Mürat. Evet. Şimdi bir panelde bir alışveriş merkezinde. Selamlar Sultan Gazi. Oranın halkına, vatandaşlarımıza saygılar, aynen, sevgiler. Aynen. Sultan Gazi Spor'a başarılar. Bugün. Çok güzel sohbet ettik. Başarılar. Abi, acaba yollarda falan mı hasta oldum ben hocam? Başarılar diliyorum. Bana müsaade, iyi akşamlar. Ben buradan de İbrahim Seten'e, İbrahim abiye of selamlarımı gönderiyorum. Bip ben Spor'u takip edin arkadaşlar. Bip Spor İbrahim Seten yönetiminde. Muhakkak sürekli Bip Spor'u takip ediniz. Ertan'cığım şu Rick Ehring'in görüntüsünü koyun. Rick Ehring'in, o Rick Ehring'in fotoğrafını görelim bir. Bir Fuat tane. Turgut kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı aynen gönderiyorum Fuat Turgut'a, evet, sosyal medyadan. Beni bir gösterir misin? Beni bir gösterir misin? Sevgili seyirciler, Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Beni bir gösterir misin? Sinan abiye yorumlarınızı video açıyor şu anda. Benim de Ertem Şener Instagram adresim. Bu arada golbien.com'u takip edebilirsiniz. Futbol adına ne varsa hepsini izleyebilirsiniz çarşamba, oradan golbien.com'dan. Çarşamba günü zaten. Yarın akşam 23'te beraberiz. Kıbrıs'a geleceğim. Daha Cem Türegün, Cem Türegün sen bir markasın. Çarşamba günü beraber Dinçer Azapan'la geliyoruz. Fotoğrafları verin arkadaşlar. Manisa'ya buradan ablamıza, annesi Cem Türegün'ün, Ayfer Türegün'ün doğum gününü kutluyorum. Ayfer abla doğum günün kutlu olsun. Saygılar, hayırlı akşamlar. Dinçer Azapan'ın yayınına bağlanayım ben hemen, yayında çünkü. Sinancığım, ben de iki tane selamım var, onları söyleyeyim. Sen gidiyor musun? Aa sen bugün selam yapmıyor musun? Ertem'cim ben iki tane selam söylemem programı lazım. Programı sen kapat o zaman, olur mu? Tamam. Tamam. Direk programı. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Programı Abdülkerim ben abinin Abdülkerim Durmaz. Ertem Şener'den takip edebilirsiniz Instagram. Berlinci. Berlinli meşhur kebapçı. Berlinli. Meşhur kebapçı Mehmet. Evet. Okan ve Tuğba'ya tekrar selamlar. Leicester'dan evet. Okan ve Tuğba'ya. Doğa'ya evet selamlar, Doğa Setelevi arkadaşlarına. Evet. Berlinli Okan Çağla. Gidin. Gidin. Ve Tuğba Kahve sevgili seyirciler. Berlinli meşhur kebapçı programımız Mehmet. Programımız burada bitmişti. Berlinli meşhur kebapçı Mehmet kardeşime selam söylüyorum. Ayrıca benim evimin hemen yanında Şişli'de Mis Fırın çalışanları, Mis Fırın çalışanları, bütün emekçi kardeşlerime selamlar söylüyorum. Yarın erkenden mis gibi fırınıza geleceğim. Ekmeklerimizi hazırlayın. Simitlerimizi harikasınız. Bravo. Tebrik ediyorum hepinizi. Mis Fırın çalışanlarına selamlarımı, saygılarımı söylüyorum. Fatma Bilgili'ye selam. Fatma Bilgili'ye Sinan'dan selamlar gönderiyorum. Golbien.com çalışanlara selamlar söylüyorum. Aybüke Akel. Sinan'dan Aybüke Akel'e selamlar iletiyorum. Golbien.com çalışanlarına buradan selamlar. Beyaz Futbol'dan saygılar söylüyorum. Abdülkerim Durmaz'a selamlar. Veli Kızılkaya, Kütahyalı Veli Kızılkaya ve eniştesine selamlar yolluyorum. Ve Batman Petrol Spor Teknik Direktörü Mustafa Ceviz ve yardımcısı Orhan Altay kardeşlerime saygılar, selamlar, başarılarınızın devamını diliyorum. Ve semtim Karagümrük bugün çok önemli bir deplasmanda. Ligin en güçlü ekiplerinden biri Kocaeli'den bir puanla döndüler. Altın bir puandı. Karagümrük Spor Kulübü'nü kutluyorum. Kendilerine selamlar. Büyük Başkan Cengiz Günaydın'a selamlarımı yolluyorum. Ayrıca bütün beyaz futbol izleyenlerine, tarafları hiç önemli değil. Fenerlisi, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursalı, Kayserili, bütün Türkiye'ye selamlar. Yarın 23 Derin Futbol'da buradayız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.